Merhabalar sevgili izleyiciler, TV52 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yine sizinle top dolu bir içerikli yine birlikteliğimiz devam ediyor. Ya üçüncü haftanın artık dördüncü iş günü, yani üçüncü haftanın bitmesine bir güncük kalmış. Nasıl geçti habersiz? İşte hayatta böyle, kıymetini bilmek lazım. Evet sevgili izleyiciler, bugün yine sevgiyle yaşama dair, yani hep ismimi söylemeyi unutuyorum, şimdi hatırladım. Kendi adımı unutuyorum, düşünebiliyor musunuz? Evet, ben sevgili Şükran Karaoğlan'la yaklaşık 3 saat boyunca hafta içi her gün saatler 14'ü gösterdiğinde birlikteliğimiz başlıyor. Şimdi aslında bugünkü konularımızdan bir tanesi, bir tane diyetisyenimiz var. Stajyer diyetisyenimiz. Özellikle altını çizerek söylüyoruz. Zeliş Yıldız, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Misin? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Çoğumuzun, özellikle biz bayanların her pazartesi başlayıp bir türlü bitiremediğimiz, bir türlü yapamadığımız diyetler. Acaba diyetisyenimize de sormak lazım aslında. Hani mesela bana diyetisyene gitmek biraz soğuk geliyor. Çünkü bana şu kadarcık peynir, iki tanecik zeytin, ondan sonra vereceksin kepek ekmeği. Gerek yok yani, değil mi? Git spora yap işte. Ama spor zayıflatmıyor, onu söyleyeyim size. Maşallah görüyorsunuz omuzlardan. Sumo güreşçisi gibi oldum. Birazdan bu konulara değineceğiz. Doğru beslenmeyle mi zayıflanıyor? Yoksa az yemekle mi? Az sık sık yemek ya da işte akşam 6'dan sonra yemek, bir sürü şey var. Bunları konuşacağız. Ama tabii Zeliş'le biz yayın öncesinde konuştuk. Şimdi çok enteresan bir şey anlatacağım size. Bir gün bir doktoru konuk almıştık. O da obezite cerrahisindeydi ama bizim doktorun da ameliyata ihtiyacı vardı aslında. Kiloluydu. O yüzden o da aynı şeyi düşündüğü için, ben eskiden daha kiloluydum. 15 kilo fazlam vardı. Yarın bir gün karşıma çıkmasın diye o da zayıflamış. Onun da nasıl zayıfladığını öğreneceğiz ama tabii ki değerli bir konuğum daha var. Son 5 dakikada geldi. Terletti. Ecel terleri döktürdü. Aslında benim de niyetim var ona ecel terleri döktürmeye ama neyse, eminim ekranları başında söylediği yorumuyla, şiirleriyle, yazdığı şiirlerle gönlünüzü alacak. Ama ben onlar reklam arasında ayrı bir görüşeceğim zaten. Sen beni nasıl bekletirsin? Evet, çok değerli şair, yorumcu, yazar diyebiliyor muyum? Onu da diyorum. Çok da güzel şiirleri var. Eminim çoğunuz onun şiirleriyle birazcık hüzünlenmiş, ayrılık acısını dibine kadar yaşamışsınız. Evet, değerli konuğum, yine çağırıyorum. Murat İnce geliyor. Şimdi o kendi derdini anlatır size. Hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Şükran. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ama ne... Yalanlara prangalanmış bir yüreğin esirin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan. Evet yönetmenim, aşk acısı mı çekiyorsun ya? Dur bekle, bir konuşturayım. Aslında içeri, sanırım ben geldiğimde geldi albümden eser. Ne kadar acı olur, ne kadar keder olur bilemem ama gönül mahkumları ve kader mahkumları için muhakkak bir anlam taşıyacaktır. Hakeza Naşe Göktürk'ü sevenler için de bizim, aynen diyorum ya, önemli düetlerimizden bir tanesi. Ece'yi bugün sen gelmeden açtık şiiri. Ya ben çok ağladım, beni ağlatmaya mı çalışıyorsun dedi. Hatta stüdyoya aldık o birazcık daha güzel ağlasın diye. Artık Naşide Göktürk'te olan mı? Kader mahkumlarının da bizi ekranları başında izleyenlere de sevgilerimizi gönderelim. Bizi Türkiye'de ve dünyada izleyen bütün izleyicilerimize gönderiyoruz. Şiir yürek işi. Elbette. Herkeste o yürek yoktur ama senin güzel bir yüreğin ve güçlü bir sesin var. Yorumun için zaten dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz karar verecekler ki ben eminim. Herkes kendinden bir şeyler bulacak. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah. Ama acısını ben reklamda çıkartacağım. Siz merak etmeyin, o gecikti ya, son 5'te geldi, biz konuşacağız. Evet, Murat İnce ile baş başa bırakıyorum. Programımız başladı. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ağlarım
Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Haram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı. Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne? Delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyin? Görmek gözlerine pus olmuşken böyle. Ben ölmüşüm, kalmışım. Sana ne, sana ne? Böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın. Buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak. Aklını, fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi, kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek, hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek. Kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin aslında ismi. Kavuşamayan. Kavuşsa da asla buluşamayan. Kan revanda kalan bir yüreğim. Sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum, ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum, sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda 1000 defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam, namerdim. Yüreğim yaralı.
Mekanı cennet olsun. Amin. Güçlü ses. Senin de yüreğine Amin. Sağlık. Kader mahkumlarımıza ve bizi izleyen bütün izleyicilerimize gelsin. Bu arada Ece gerçekten çok duygulandı. Çok da duyguluydu zaten. İnsan kendinden bir şeyler buluyor. Ece'ye de çok teşekkür ediyorum. Eski bir radyocu kendisi. Gönlü güzel, kendi güzel. Geldiğim andan beri, daha evveli de öyle, çok pozitifti. Sağ olsun, var olsun. Sen nasılsın, ne yapıyorsun? Bu arada Murat program da yapıyor televizyon kanalında. O da gece aslında yayın vardı galiba. Salı, cuma geceleri. Burayı söyledik, orayı da söylemekte zarar var mı bilmiyorum. Bengi Türk TV'deyim. Gece 23'ten gece yarısına kadar, 12.30'a kadar. Salı, cuma canlı, cumartesi, pazarda tekrarımız tekrar var. Tekrar yayınlanıyor. 11 sularında. Valla bir yılı aştı sevgili Sevgi, Şükran. Hangisi sevgili misin? Sevgi. Şükran diyeyim ben. Sevgiyle gidelim. Şükran güzeldir ya. Şükran teşekkürün bir başka ifadesidir. Evet, hiç sorma. Ben sana onun hikayesini anlatacağım. Anlatacak mısın? Bu arada sevgili izleyiciler 0216 396 52 numaralı telefondan yayınımıza bağlanabiliyorsunuz. Biraz kilo mu verdin sen geçen yıldan, bu hatta 1,5 yıl öncesinden beri? Evet. Şöyle... Her gördüğümde yeni bir tarz yapıyor. Klasik ikizler işte. Aynı tipte bulamazsınız. Bıraktığınız gibi son olmaz. Son çalıştığın kanalda geldiğimde Metehan karakterini, bir belgesel sinema niteliğinde bir çalışma vardı. Orada saç sakal dağılmış. Saçlar buralardaydı. Yukarıdan işte Japonlar gibi bağlıydı. Kılıç kullanıyordum. Eğitim, ata binme falan. O arada tabii o filmle beraber ben antrenmanlara yeniden başladım. Eski milli tekvandocuyum. Yani uzun yıllar spor yaptım ama ara vermiştim. Bir yıl aşkın süredir de işte ağırlık, vücut çalışmaya çalışıyorum. Yaş zor oluyor ya. Ha? Kasa dönme yani, çok fazla kas. Yok, çok kas yok. Yani ben mesela erkekler genelde beslenmesine dikkat etmezler değil mi? Normal protein, yani normal besleniyorum. Herhangi bir anabolik steroid mi diyorlar, öyle şeyler kullanmıyorum. Ve kullanmamalarını da buradan özellikle kardeşlerime söylüyorum. Yani bir nevi takviyeler ya da işte bir nevi tozlar. Uyuşturucudur. Onlar daha sonradan ciddi kalıtsal depresyonlara yol açıyor. Ya bir de mesela kas bir erkekte çok çekici olmaz ya. İşte aynen öyle, çirkinleşiyor yani. Hani böyle hani öyle erkeklere ay bakınca ay kaslara bak falan, yok öyle bir şey. Herkesin doğalı güzel. İnce, düzgün kas yapısı her zaman iyidir. Tabii canım, adama bakıyorsun şöyle bir kas yapısı. Kütle diyoruz biz onlara. Onda çok büyük ağırlıklarla çalışıyor kardeşlerim bilmeden. Yani olsun işte benim vücudum i̇şte falan şey, falan diye. Vücut yapmak isterken kendisini sumo güreşçilerine falan benzetiyor yani. Onlar yağlı, bunlar da kaslı. Yani. Ben sağlıklı olmaya çalışıyorum. Yani gün, her gün spor yapıyorum Şükran, her gün. Yani yürüyüşe de, bunun arasında yürüyüşü de zaten yapıyorum. En güzel spor bence yürüyüş. Her zaman spor salonuna gidemiyorsun, vakit de bulamıyorsun. Yani çık eşofmanlarını giyin. Ama İstanbul'da nerede yürüyeceksin? Mahalle aralarında yürüyemiyorsun ki. Caddelerde, sokaklarda. Yok, iş iniyoruz, çıkıyoruz. Ama ben şimdi spora başladım. 3-4 gün falan gidiyorum. Ama ben de kaptırmış gidiyordum ağırlıklarla çalışmaya başlayıp. Eve taşıdım ben ağırlıkları. Evde yapıyorum. En basiti buradan kardeşlerime söylüyorum. Eğer yapabiliyorlarsa, ki yapamıyorum diye bir şey yok. Her gün bir artırarak bu çoğalır. Mekik, şınav çekebilirler. Evde basit, çok basit hareketler var. Çök kalklar var. Ya internetten bile yazınca bir sürü hareketler bulabiliyor. Geçen ben bir 8 dakikalık karın kasları ile ilgili bir şey yapayım dedim de 4. dakikada online, offline oldum ben yani. Aynen öyle. Evde çok rahat bir şekilde bir müzik eşliğinde günlük hanımlar ve beyler, yani sabah ve akşam mümkünse 10'ar 15'er dakika bile kültür fizik hareketleri yapsalar inanılmaz faydasını görecekler ve bol su içerek tabii bunu yaparlarsa iyi olur. Evet, tavsiyelerde bulunduk. Diyetisyen kardeşimiz var sohbetimize burada. Haddimizi aşmayalım hanımefendinin yanında. Şimdi aslında şunu sormak gerekiyor. Doğru beslenme dediğimiz şey ne? Her gün yeni bir şey çıkıyor. Her gün ama. Birisi yumurta beyazı, sarısı. Yok sarısı, yok beyazı. Yok yenir, yok yenmez. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor. Ve diyet listelerine bakıyorsun mesela. Azıcık azıcık. Yani çok yiyen bir insana da daha çok acıktırmıyor mu?
Yani şöyle söyleyeyim, aslında her şeyin dengelisi güzel ve de en önemlisi de şu, hani kişiye özel olması gerekiyor listelerin. İşte 100 kilo bir insanın uygulayacağı programla 50 kilo bir insanın uygulayacağı program aynı olamaz. Ya da ona vereceğimiz peynirle öbürüne vereceğimiz peynir aynı olamaz. Aynı şekilde de böyle uzun uzun danışanlarla tabii ki konuşarak, hani ne seni doyur, ne senin için önemli, neyi yemesen olmaz, neyi mesela yesen... Mesela ben makarnayla ekmeği çok severim. İşte mesela onu dengeli bir şekilde yemek mümkün yani. Hani nasıl böyle... yiyebilirim? Yani doğru hani, porsiyonlarla nasıl yiyebilirsiniz? Ya ben açıkçası beyaz ekmeği pek tavsiye etmiyorum. Yok, beyaz ekmek yemiyorum mesela ben. Tam buğday ya da tahıllı. Aynen, işte o doğru bir ekmek yeme şekli mesela. Ya da makarna bir düşman değil. Yani böyle hep ekmek hani artık çok bir düşmanmış gibi, bir böyle çok kötü bir şeymiş gibi lanse ediliyor. Ama aslında doğru ekmeği doğru miktarlarda tüketmek aksine gerekli. Çünkü metabolizmamızın doğru çalışması için aslında bizim karbonhidrat almamız gerekiyor. Şimdi mesela iki farklı genetik yapı var. Yani genetik yapı derken mesela gündüz yaşayanlar, bir de gece yaşayanlar var. Şimdi onların ikisinin beslenme düzeni aynı mı olur? Ya da aynı mıdır? Yani aynı olamaz tabii ki, çünkü mesela sen gece yaşayanlar, mesela ben uyuyamıyorum ama normalde gece işi yaptığım için gece 2'de 3'de uyuyorum. Sabah kalktığım saat 8'de olsa, saat 10'da olsa ben saat 1'e kadar hiçbir şey yemiyorum. Hatta 1'e de geçiyor. Mesela insanlar genelde işte kahvaltı kültüründen bahsediyor. Mesela kahvaltıyı sevmiyorum. Sevmiyorum derken hani yapmak istemiyorum. Birisi oturacak, hazırlayacağım da oturup yiyeceğim. O çok temel bir sorun bana göre. Çünkü kahvaltı bana göre ve birçok diyetisyen hocalarımın da söylediği yani şey budur. Kahvaltı birçok insan için günün en önemli öğünüdür. Çünkü biz kahvaltı ama yaparak... Ama kahvaltıyı saat 2'de falan kahvaltı yapmıyorum. İşte o sabah açlığı bir kere çok sıkıntılı bir açlık. Yani hani böyle uyandıktan sonra en fazla bir saat içinde mutlaka kahvaltı yapmamız gerekiyor. Ha nedir? İşte çok kocaman bir kahvaltı sevmiyorsak bile hani yiyebildiğimiz porsiyonlar. Meyve ve süt kombini mesela. Şimdi mesela ben çok güzel pazarlık yaparım. Hiç. Doktora giderim mesela. Benim bir huyum vardır. Doktora giderim. İlacı bildiğim için, hani daha önce geçmişimde olduğu için. Hani doktor bana ilaç önerisinde bulunur. Ben istediğim ilacı isterim. Şimdi herkes benim gibi problemli değil tabii ki. Herkesi kendim gibi görmeyeyim. Kurallara çok uyan biri olmadığım için kendi kurallarımla hareket etmeyi seviyorum. Mesela ben bir dönem diyet yaptım mı hep pazartesi başlıyoruz. Ay kilo aldım, vücut toplaması mesela, ödem. Evet. Ne yapmak gerekiyor? Şimdi birçok kişi şey önerisinde bulunuyor. İşte limon, tarçın, elma, yeşil elma. Bunlar mesela kişilerde farklılık gösterebiliyor mu? Şimdi bir kişiye faydalı gelen herkese faydalı gelebiliyor mu? Yani şöyle, tabii ki de her kişide her şeyin etkisi farklı ama hani genel yargılarda mesela işte ben maydanoz suyunun faydalı olduğunu biliyorum. Mısır püskülü faydalı. Onun dışında ama mesela maydanozla limon birlikte... Biz onu çok dengeleyemiyoruz ki. Bir ara çıktı maydanoz suyu dediler ama aşırı tüketimi böbreklerde kuma işte sebebiyet veriyor. Tam olarak bu nokta bizde de yani. Hiç orta yok ki. İşte hiçbir şeyin ortası yok. Bir şey zayıflatıyor diyoruz. Sanki daha çok tüketince daha çok zayıflanıyor. En önemli nokta o işte yani. Doğru porsiyonlarla doğru şekilde tüketmek. Yani aslında bunu kendi kafamıza göre değil, bir diyetisyenden yardım alarak, bir mesela uzmandan yardım alarak. Mesela bugün ben gelsem bana nasıl bir öneride bulunursunuz? Mesela bende ödemle ilgili problem var ki eminim erkeklerde var mıdır ödem sorunu bilmiyorum ama. Muhakkak var. Kadınlarda daha çok sanki vücudu su topluyor gibi kadınların, erkeklere göre. Seyahatlerde bende oluyor mesela. Yani Ankara İstanbul çok gidip geldiğim için Şükran. Bakıyorum yani hava değişiminden dolayı yeme içme. Yemesen bile bir şişkinlik yok. Evet işte mesela ona ne yapmak gerekiyor? Mesela sıvı tüketimi çok önemli. Hani bitki çaylarının tüketimi çok önemli. Doğru bitki çaylarının tüketimi çok önemli. Doğru porsiyonlarla tüketimi. Dediğim gibi yani bitki çayı içelim deyince günde 8 bardak bitki çayı tabii ki içmeyeceğiz. Mesela yeşil doğru. Çayı öneriyorlar. Yeşil çay aynen. Metabolizmayı hızlandıran bir çay. Tadı çok ve kötü faydalı. Ya. Yani ama onun güzel böyle versiyonları var yani. Ya ananaslısı hiç, var. Beni hiç mutlu edemezsiniz yani. Ama yeşil çayda bir acılık var. Ya da doğru yeşil çayı, yani hangisi doğru onu da bilmiyorsun ki, markette satılıyor. İşlenmiş oluyor. Bu sefer de bir tanesi çıkıyor ama bak siz kendi aranızda da çok böyle uzlaşıcı değilsiniz. Birisi diyor ki aktarlardan alın. Ama zamanında doğru toplanması gerekiyor bitkilerin. Sonra bir tanesi diyor ki kutudakileri işlenmiş olduğu için alan çok faydası olmaz. Hangisi doğru? O konuda fikir ayrılıkları var ama benim tercihim bildiğim, güvendiğim markalardan poşet çay.
almak gönülde oluyor. Ya da güvendiğim bir aktar varsa yine oradan da alabiliyorum. Yani aslında o doğrudur, bu doğrudur değil de güvenilir yerden alıyor olmak önemli. Yeşil çayla ilgili de artık çok fazla alternatif var. Yani sizin gibi acı sevmeyenler için kayısılıları var, ananaslı olanları var. Yani aslında alternatif üretmek, alternatifli olması çok önemli. Aynen. Yani illa da aslında işte sadeye tüketemiyorsak limonlusu var, zencefillisi var. Mesela o limonlusunun yani çok faydasını gördüm ben. Hani sabah kalktığında sıcak suyun içine, hatta şey de diyorlar, bal falan da kullanılabiliyor galiba. Bir kaşık bal. Ve çok limon. Abartmadan olabilir. Aynen. Uzun zamandır kullanıyorum ben. Yarım limon her gün. Fazla değil. Çünkü limon da çok masum bir meyve değildir. Kesinlikle. Şeker muhteviyatında çok yoğun. Yarım limon antrenman yaparken onu aç karnına mesela özellikle öyle yapıyorum. Yudum yudum içiyorum. Oturarak içiyorum. Acele mesela yapayım. Tarçın da öneriyorlar. Tarçın o kan şekerini düzenliyor. Mesela ben çok sık kullanırım yani kendi beslenmemde. Yoğurda mesela ekleyerek toz tüketiyorum. Mu? Toz olabilir ya da işte demlerken de yine çubuk tarçını da kullanabilirsiniz. Yani ikisi de. İçerken de yoğurdun içerisine şeyi koyamıyoruz. Ha yok, yoğurdun içerisine tabii ki toz. Ama hani içmek için, suyunu içmek için çubuk da olabiliyor yani. Hani ikisi de. Aslında yani benim keşfettiğim bu çay, bitki falan da bir ısırgan otu var. Maceraya da gerek yok diye düşünüyorum. Biraz da ama ısırgan otunu da doğru yerden alman evet, ticari, ya bence o çok tehlikeli aslında. Ticari kaygılarla birçok çaylar yapıldı. İşte yeşil çay, o çay, bu şey. Aynen. Hanımefendi maalesef. Söylüyor. Ananas çayısı. Ananas falan. Onların faydalı olduğu yani ne kadar belli. Ama ısırgan otunun faydaları var. Araştırılmış, yazılmış, çizilmiş. Ama ısırgan otu da diğer bitkiler gibi, atıyorum bir sabah bir akşam ölçek bir bardak suda bir tutam sıcak suyun içinde demliyorsunuz. Mesela sinameki de öneriyorlar ama sinameki aslında çok sağlıklı zararlı değil. Aynen öyle. Şöyle yalnız ısırgan otunda 20 gün kullandın Şükran. Bir 10 gün ara vermek gerekiyor. Bence bütün bitkisel ürünlerde bu böyle. Çünkü bu defa vücut ona tam şey alışıyor olmadan diğer bağışıklık evet. Yani bağımlılık yaratıyor. Aynen öyle. Bitkilerde de çünkü bu ara bu tarz vermek gerekiyor. Yani, işte bizde hiç orta yok ki. Hiç ortamız ısırgan yok. Isırgan otunun böbrekleri, karaciğeri ya, hatta şöyle bir yorum okumuştum. Bilselerdi ki diyor, ısırgan otunun faydalarını insanoğlu başka bir şey yiyip içmezdi. Ama işte ısırgan otunun mesela yabanisi de var galiba. Ya doğru aynen yerden tabii ki almak lazım. İşte doğrunun da kim olduğunu bilmiyorsun ki. Büyük şehirde bilemiyorsun. Biraz yani, daha mı yakın tutmam gerekiyor? Özür dilerim. Yani biraz çok büyük şehirde bilemiyorsun. Hani denemen gerekiyor. Deneme yanılmayla oluyor diye düşünüyorum. Ben de bildiğimiz yerlerden daha net bir faydalı. Mesela yeşil çay faydasını bildiğimiz, emin olduğumuz doğru mesela bir. Mesela bu kahveydi galiba. Kahveyle ilgili yurt dışından gelen zayıflatıcı kahveydi galiba. Yeşil kahve miydi? Acı yani, acı bilmem ne filan falan. Yani çok insan öyle yani insanlar hani oldu. O tarz insanları bitkiler, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İnsanlar zayıflamak için efor sarf etmek yerine işte insanları kandırıldıklarını düşünüyorum ben. İşte 10 günde işte 5 kilo verdi, 20 günde 10 kilo verdi gibi reklam amaçlı yapılan çayların insanların sağlığına çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Hani onun yerine düzgün diyet ve hafif de egzersiz sizi daha güzel zayıflatacaktır. Yani şöyle söyleyeyim, kadınlar için kilo çok hassas bir konu. Tabii canım, ve bir böyle kadına çirkinsin de ama sakın kilo almışsın deme. Seni vurur vallahi. O yüzden hiç gözün yaşına bakmaz. Biz kadınlar kendi aramızda, mesela ben bile takıntılıyım kilo konusunda. Sen kilo mu almışsın deyip 2 saat ben ince onu duruyordum. Yoksun mu güreşçisi falan yaptım. Ekran biraz daha kilolu. Yok canım, biliyorum biliyorum. Ben görüyorum yani. İşte sen görüyorsun ince da. Gözüküyorsun, yapma. İnceldim ondandır. Yoksa sen beni bir ay önce görseydin baksana. Gayet iyi duruyor bence. Çok iyi duruyorum canım, ısırma güreşçisi gibi. Hani ben en azından sporu yapmaya çalışıyorum. Evde de spor yapılabilir. Şimdi birisi geldi, zayıflamak istiyor. Kadın erkeğin metabolizması farklı çalışıyor. Erkek daha çok protein ağırlıklı beslenmeli. Çünkü kas yapısından dolayı, fiziksel durumundan dolayı biraz daha protein ağırlıklı. Biz biraz daha ot olabiliriz yani, ot. Daha çok yeşilliğe yönelebiliriz. Çünkü bizim sizin kadar hani kaslarımızı çalıştıracağımız alanlar çok fazla yok. Şimdi bugün mesela Murat geldi. Murat, kaç kilo fazlan olduğunu düşünüyorsun ya da kilo vermek mi istiyorsun, sağlıklı beslenerek nasıl bir yol haritası izleyebiliriz onda?
Yani önce bir kere zaten beden kitle indeksi hesaplanıyor boy kiloyla. Ondan sonra işte o bireyin kilo aralığına bakılıyor. İşte fazla kilolu mu, normal aralıkta mı, obez mi? Mesela ona göre beden kitle koyuluyor. İndeksi boyu ve kilosu arasında eksi 10 mu? Yok bak, yani öyle bir genelleme değil mesela yani. Mesela onu diyorlar yani mesela boyun 1.68, 58 kilo ideal kilo. Ya yok öyle bir genelleme hani belki yaklaşık olarak öyledir ama hani öyle bir zaten ideal kilo şudur gibi de bir şey demek çok işte bir aralık bizim, yani o aslında. Aralık ama mesela ben daha önce araştırıyordum işte boy kitle endeksini evet. bulmak için boyunu yazıyorsun, kilonu yazıyorsun, aradaki farkı veriyor sana, ideal kilonu yok, da söylüyor. Yani aslında o beden kitle endeksi şu şekilde. Kişiden kişiye değişen bir yani durum. Beden kitle indeksinize göre bir aralık çıkıyor size. Yani şu kilo ile şu kilo arasında olmalısın gibi yani. İdeal kilon şudur gibi bir şey değil. Yani daha aralık hani bu da doğru bir kilo, bu da doğru bir kilo. Arası doğrudur gibi bir değer çıkıyor. Şimdi son dönemde diyetisyenlere daha çok gidilmeye başlandı. Çünkü kişiler birebir tek başına kilo veremez hale geldiler. Hatta ameliyatlar falan da çıktı. Ama o galiba artık obezite olmuş. Mide küçültme ameliyatları. Ben ilerleyen zamanda o ameliyatlarla ilgili ciddi sorunlar yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü midede büyük bir parçasını alıyorlar. Çok küçük bir parça kalıyor. Biliyorsun daha önce kelepçe yöntemi vardı. Ve kelepçeden sonra ciddi anlamda o ameliyatları olanlarda sağlık problemleri gözüktü. Vefat eden kardeşlerimiz var. Hatta bir radyocu Ankara'da Reco babaydı sanırım. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet vefat etti. Bu mide kelepçe ameliyatından sonra. Yani Türkiye'de evet teknoloji gelişiyor ama ben bu tür ameliyatlar yerine çok ciddi anlamda çok kilolu olan artık bir noktadan sonra onu zaten yapmak zorunluluğu var. Ama şimdi insanlar daha kolay nasıl kilo veririm diye ameliyatlara yönelmeye başladılar. Mesela geçen hafta bir tane kızla tanıştım. Kız 95 doğumlu, 22 yaşında ve ciddi anlamda kilolu. Kız yemeği seviyor. Aman diyor yiyeceğim diye sonra gideceğim ameliyat olacağım. Şimdi acaba bu doğru bir yöntem mi? Tabii ki bu çok yanlış bir yöntem. Ameliyatlar hani ben öyle tamamen karşıyım gibi bir şey söylemiyorum. Yok o ameliyatların olması gereken durumlar var. Hani... Ya sizin söylediğiniz güzel bir örnek değil tabii ki. Yani yiyeyim nasılsa ameliyat olayım gibi bir ama şey işte, değil ama artık iş işten geçtiğinde. Maalesef ki hani orada gerçek obezlerin ameliyat olması gerekiyor. Hani kilo aldım ben bu kiloyu vermek için ameliyat olayım da ben bu kilodan kurtulayım mantığında olmak bana göre doğru. Aynen. Yani kesinlikle öyle yani aslında güzel yaşayıp sağlıklı beslenip önce bir deneyip ve de zaten hastanelerde de herkese ameliyat etmiyorlar yani onun da yine dediğimiz beden kitle indeksine bakılıyor. İşte çok ciddi yüksekse o zaman yine zaten doktorlar yapıyor. Zaten ameliyat olma dışında bir şansı yok. Çok çok daha zor yani evet yani çünkü işte bir insanın 100 kilo fazlası varsa o noktada işte onu beden doktorlar zaten ciddi rahatsızlıklar onu gerekli görüyor ama o çok çok şeker, son çare tansiyon, yani. Şeker, tansiyon, kalp ondan tabii. sonra bir sürü hastalığı çok fazla da var. Semptomu kilo var çok yani. Sağlıklı bir şey değil. Biz Türkler genetik yapımızda yemeği seviyoruz. Yağlı olacak, salçalı olacak, acı olacak, yanında olacak da olacak yani. Sonra da yiyeceğiz o tatlıları, yiyeceğiz o yemekleri, sonra da kilo vereceğiz diye uğraşacağız. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. İdeal anlamda herkesin diyeti, yani mesela ben bugün diyetisyene gitsem bana vereceği beslenme şekliyle Murat'a vereceği beslenme şekli farklı. Evet. Kaçamak var mı? Kaçamak yapabiliyor musun? Şimdi yani, 6 gün seni bir kurala bağlı bir gün özgür kalabiliyor musun? Yani o her diyetisyenin kaçamağa bakış açısı farklı oluyor. Bazıları işte haftada bir... Kaçamak tatlıdır ama ya. Değil mi? Kaçamaklar yani tatlıdır. Ben mesela haftada bir kere sütlü tatlının şirin bir kaçamak olduğunu düşünüyorum. Niye canım? Yani. Onda haftada 2 olabilir mesela. Bence bir yeterli. Yani işte çok kilo kaybedilir. Artık son birkaç kilo kalmıştır. O zaman belki haftada 2 kere sütlü tatlı. Peki daha. Şöyle bir soru soracağım. Yiyoruz ya. Kaç günde kiloya dönüyor? Bilen var mı? Ya o bir kere çok metabolizmanıza bağlı. Yani onun öyle direkt bir kuralı yok yani. Ya mesela ben bugün çok yedim, yarın çok yedim. Bir kilo alır mıyım? Yerken. Ya işte o sizin metabolizm. Bazıları mesela işte çok çok yer 40 kilo kalır. Bazıları yemez hani. Ama aslında genel doğrular var. O doğrulara riayet ederek hareket etmek gerekiyor. İşte doğrular da kişiden kişiye değişiyor. Aynen. Değil mi Murat? İşte o doğruları da size diyetisyenler, uzmanlar açıklıyor aslında yani. Size anlatıyor. Ya da işte metabolizmanızı bir diyetisyene giderken tanıyorsunuz. Kilo verme şeklinizi, alma şeklinizi. Çünkü düzenli tartıyor. Diyetisyene gittiğinizde o diyetisyen sizi. Ve bu şekilde bir takip altında olmak. Ya ben hakikaten problemliyim ya. Beni götürsen ben spora gittim. Bir kere kitle endeksine falan girmedim.
hani karşıma çıkacak şeyler hoşuma gitmeyeceği için yüzleşme problemi yaşadım. Sonra gittim, vücut kitle endeksim yaş olarak 33'ü verdi. Çok çok güzel. Fazla vermiş bence. Yani. Biraz daha mı küçüzden yani, diye düşündüm. Sonra su tüketimi az çıktı. Vücuttaki su az çıktı. Yağ oranı %30'larda falandı bundan 5-6 ay önce. Şu an ne durumda bilmiyorum. Ya yağ kasa çevirdiğinde daha kilolusun. Tartılıyorum. Ya 100 gram fark etmez mi? 6 ayda 100 gram fark etmedi ama kıyafette fark etti, tartıda fark etmedi. İşte o sıkılaşmakla ilgili yani. Mesela 1 kilo yağın kapladığı hacimle 1 kilo kasın kapladığı hacim çok farklı. Hacimce küçülüyoruz ama kilomuz aynı kalıyor. Ama benim psikolojim bozuyor. Benim derdim onun aşağı inmesi, sabitlemek değil ki. Ama o esnada dediğiniz gibi tabii bedeniniz daralıyor yani. Ya da acaba diyorum bunlar oraya bir şey yaptılar da herkes kilo veremiyorum diye özel hocadan ders alıp sonradan para desene. Olabilir yani, onu da düşündüm. Yok yok hayır. 100 gram ya, 50 gram, 80 gram değil, 100. Kiloyu söylemiyorum. Bak o kiloyu söylemiyorum, psikolojim bozuyor. Nokta 100. Arkadaşım diyorum, hani bir 100 gram ne var? Hani 150 çık, 200 çık, yuvarla. Yok. Psikolojim bozulduğu için ona da girmiyorum. Kafama göre takılıyorum. Ama bedenen küçülme vardı diyorsun değil mi? Sıkılaşmadan bahsetti kardeşim. Önce kas, çok doğru. Önce kas, sonra zayıfladığın nerede kıyafette hissediyorum. Ben tartıya falan girmiyorum. Karar verdim artık. Tartı benim psikolojim bozuyor. Şimdi aynı söylediği şey çok doğru hanımefendinin. Yani sıkılaşma vardır. Şey olarak yağlar kasa dönmüştür. Daha iyi görünüyorsundur. Hayatım diyet yapmakla geçti. Yani mesela tartıya çıkardık. 100 gram bile önemliydi. Mesela 83 kilo müsabakalarında eğer 83 kilo 100 gram gelirsen artı 83 ağır siklet müsabakasına geçmen gerekirdi ki yani 120-130 kilo bir rakiple de müsabaka yapman gerekiyordu. Dolayısıyla, çok kötü ya. Çok düşünsene kötü. 100 gram için 20 kilo senden evet. Ağır bir adamla dövüşmek zorundasın. O 100 gram için 1 saat koştuğumu, ter attığımı bilirim. Artık kilo verecek yer kalmamış atıyorum. Öyle hadiseler olacak. Tabii onun altındaki sikletler 70 kilo, 76 kilo, 64-68 o yıllarda 50-54 böyle kilola 48 kilo vardı. Dolayısıyla hayat hep diyetle geçti. Şu çok basit bir kural. Ben kendimi seviyor muyum sorusu. Aynen. Ben kendimi çok seviyorum. Aynaya baktığım zaman bu bir narsistlik değildir. İnsan, kişi kendini sevmelidir. Zaten ben, kendisini sevmeyen hayatta hiçbir zaman ne mutlu aynen, olabiliyor aynen. Ne başarılı olabiliyor. Ben aynaya baktığımda Şükrancığım, bakıyorum ya, ne oluyor Murat, sen ayrıca kolaklarında birazcık işte gevşeme var. Karın bölgenin iyice tekerlek oluyor falan. Hemen kendimi toparlıyorum. Ne yapıyorum? Salata ağırlıklı, protein ağırlıklı ama çorbayı hiç hayatımdan çıkartmıyorum. Ama mercimek atıyorum çorbası. Unlu bir çorba değil. Karbonhidrattan arındırıyorum kendimi. Yoğun bir şekilde arındırıyorum. Şekerden arındırıyorum. Hatta meyvelerden bile. Meyvelerden... Mesela yeşil elma detoksunu öneriyor doktorlarla. Çok az konuşuyorsun. Yani ben bir dilimi tavsiye ediyorum. Koca bir elmayı da tavsiye ettim. Valla ben bir kilo elma yiyorum. Bir vallahi günde. Yanlış. Ya meyve, domates de bir meyvedir. Onu tercih etsin. Ama şimdi domatesi ne yiyeceksin ya? Bahçeden kopardığın lezzetli oluyor. C vitamin portakal yiyecekler. Biber yesinler daha yoğun. Şey var, kivi var mesela. Kivide ama şeker de var. Kivide C vitamini çok yoğun, doğru. Ama şeker diyoruz da meyve şekeriyle normal şeker aynı mı? Meyvedeki tabii şekerle. Değil, değil ama glikoz mu diyorduk ona? Meyvenin ne diyorduk? Fruktoz. Meyve şekeri. Yani şöyle mesela hep onu söylüyorlar. Yani 150, yani bir tane çikolata 150 kalori yiyeyim ne olacak gibi ama aslında bir meyve de 150 kalori diyorlar ama öyle bir şey değil yani. Onun vücudumuzda yağ olarak kalma ihtimali, mesela çikolatanın içinde yağ da var ama meyvenin içinde hiç yağ yok. Çikolatayla meyve aynı değildir yani. Elbette mümkün değil. Birisi yani. Kimyasal içerisinde çok farklı kimyasal bileşimlerle işte tatlandırıcısıydı, o suydu, bu suydu işte asitleri bilmem neleri bir araya getiriliyor. Şimdi normal doğal meyvede yani şimdi sadece sebze ağırlıklı beslendiğinde ciddi kilo veriyorsun. Metabolizman hızlanıyor. Sebzede de yok mu o dediğimiz şeker oranı? Var. Ama o bildiğimiz şeker gibi değil. İşlenmiş değil. Tamamen doğal. Allah'ın eczanesinin bir meyvesi yani o. Aslında kalori odaklı değil ama şeye bakmamız gerekiyor. Ben posa alıyor muyum? Ben protein alıyor muyum? Yediğim şeyin içinde ne var? Vitamin içeriyor mu? Yani işte kalori olarak bakınca o zaman günde
1500 kalori alabiliriz, 10 tane çikolata yiyelim gibi bir mantık olabilir mi? Olamaz yani. O önemli olan kalori değil. Önemli olan protein alıyor muyum, karbonhidrat alıyor muyum, yağ alıyor muyum? İşte yağ düşmanımız değil. Onu öğrenmemiz evet, gerekiyor. Evet ya, yağ da düşman olarak tanıtıyorlar. Bütün ne yiyeceğini şaşırıyorsun. Sonra diyorsun ki aman can boğazdan gelir diyorsun. Oturup bir de yiyorsun yani. Annem doğru ben... yağlar, doğru şekerler, doğru şekilde, doğru oranlarda tüketmek bir doktor asıl mesele. Doktor konuğum geliyor diyor ki tereyağı. Köy tereyağı sağlıklıdır diyor. Zeytinyağı yiyin diyor. Tamam. Yok, zeytinyağı yemeyin diyor. Biri tereyağı yiyin diyor, biri zeytinyağı yemeyin diyor. Birisi mısır özü diyor, birisi o diyor, birisi fındık yağı diyor. Şimdi doğru ne? Yani hani bir aklın yolu vardır, hani bir şey vardır ya da yoktur. Ama bu kadar çok şey söylenince mesela bugün Karatay diyetinden bahsedilirken... Hı. Yumurtadan bahsediyor. Yumurtanın sarısını yeme, beyazını ye. Ben ikisini de seviyorum. Ben yiyorum, yumurta, ikisini de yiyorum. Yumurta, şöyle. Ama genelde zaten sporcularına, zaten sporcular günde 5-6 tane yumurtadan evet. aşağı yemiyorlar. Ben en az 2 tane kahvaltıda yiyorum ya haşlayarak. Ya çok az böyle, çok az bir tereyağı, yani çay kaşığının ucuyla, yani tava ısıt, yani şey yapsın diye. Her gün 2 tane yumurtayı kahvaltımdan kaldım. Yumurta çok bir kere zaten protein yapısı olarak örnek çok protein olarak anıyoruz. Yani aynen insanlar evine et alamayabilir ama aynen yumurta aynen alabilirler. Bir de şu var Şükran, sofra kültürünü birazcık değiştirmemiz lazım. Biz çok çabuk yemek tüketen insanlarız. Hapur hapur böyle halk arasında hızlı. Ben de çok hızlı yerdim. Eğer yavaş yerlerse, atıyorum çok ciddi söylüyorum, insan bir yumurtayla iki yumurtayla çok rahat doyuyor ama tak diye şapur şupur yedim çünkü hızlı yemeği önermiyorlar. Tıp doktorları aynen da 20 öyle. Dakikada midenin beyne sinyal gönderdiğini söylüyor. 20 dakika sonra sen bir daha ay midem ağrıyor diyorsun artık, yani ölüyorum diyorsun. Ne kadar çok yedim. Çünkü gerçekten çok yedim. İşte bu bilinçli olur da biraz yavaş yersek, artı sabahları kalktığında 2 bardak ılık su içebilirse insanlar. Evet, suyu sonra, zaten su olmazsa olmaz 20 ama. 20 dakika sonra kahvaltısını yapar ve kahvaltıdan sonra yine 2 bardak su içerlerse. Yani su çok önemli. Ama kahvaltı öncesi, yani yemek öncesi ve sonrası 20'şer dakikalar çok mühim. İşte spor böyle, yapınca yıllarca öyle oluyor. Böyle kilolar verdim şiir ben. Şiir okurken de zayıflanıyor ama. Bilemiyorum, terliyorum yani. Yazarken o zaman şey... o zaman senden bir şiir daha alalım mı? Yine Naşte ile çekilgiti Ece istemişti ve dostları istemişti. Evet, ben de istiyorum. O da çok güzel. Yönetmenimiz duydun. Yes. Ses geldi değil mi? Yes. Çekilgit. Çekil git desem de gitme, sevdim. En güzel derdim sensin, ölüm seninle gelsin. Ben de bit desem de bitme. Sana git dediğim yalan, yokluğun bende talan. Son sözüm budur, sakın sakın gitme. Çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma, kirletirsin beyazları. Konuşma, tüketirsin satırları. Mehtabı bırak, doğan ayrılık. Çekil git, şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten,
uzak dur benden. Sebebin olurum, yakanın olurum. Çekil git yolumdan, ölümün olurum. Ve git artık, ne olursun git benden. Konuşma, nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden. Git bir daha Allah aşkına, hiç dönmeden. Yıkıl git artık hayallerimden. Kumdan evlerin yıkıldı artık. Taşlarımdan, oyuncaklarımdan, beynimden, yaşayan her şeyimden. Git artık. Uzanma, karaya çalarsın günlerim. Söylenme, devrik tümcelerim olursun. Ne öznesini, ne yüklemini kurtarabilirsin. Çekil git, bırak bütün düşüncelerimi. Yaralıyım zaten, şöyle dur gönlümde. Derdin olurum, korun olurum. Çekil git, ağrın değil, külün olurum. Ay git artık, ne olursun git, git gözlerimden. Kal yerinde öylece, ses etme. Mevsimler de solsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki hece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahardı, sarardı de. Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de. De ki gövdeden dal kırıldı. Kopan candı, yıkıldı de. De ki öldü, öldü de. Yaşamaz de, olsun de. De ki bitti, bitti de. Kar yağdı, yağmur da aktı. Sonra toprağa karıştı. Kurudu de, soldu de. Ne bileyim işte, kısaca öldü de. Ve çekil git artık. Gölge et. Alın yazısı gibi görme. Değilim bir şeyin, olmadım hiçbir şeyin. Çekil git artık, ne olur çekil git. Kötü söyletme. Yaşamaz da, olsun da. De ki bitti, bitti de. Kar da yağdı, yağmur da aktı. Kurudu da, sonra toprağa karıştı. Soldu da, ne bileyim işte. Kısaca, öldü de. Mekanı cennet olsun, ne kadar güzel bir ses. Ama işte hayatın bazen gerçekleri varmış. Keşke yaşasaydı, yaşasaydı. Bu yeni bir albüm çalışmamız var. Ati Müzik etiketiyle inşallah Şükran'cığım bu ayın içinde sevenlerimizle buluşacak. Orada da birkaç eseri yine beraber yapacaktık, konuşmuştuk. Sağlığı el verseydi, hayatı devam etseydi. Sultanım derdim ben ona. İşte hayatta plan hiç evet. Sevmiyorum bu yüzden. Yani birinci yılını geçtiğimiz günlerde işte Eylül ayıydı, geride bıraktık. Sevgiyle yad ediyorum, rahmetle yad ediyorum. Çok milliyetçi bir Türk kadınıydı. Ülkesini seven, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir kadındı. Her ne kadar siyaseten o sol tarafta duruyordu, ben sağda duruyordum ama denge noktamız bayraktı, vatandı, milletti. Bu konuda sonuna kadar inandığım, güvendiğim bir yürekli, delikanlı, yiğit bir kadındı. Allah yattığı yeri cenneti mekanı. Mekanı cennet olsun. İşte yaptığımız eserler, yaptığımız işler aslında arkamızda bizim anılmamıza ya da unutulmamıza sebebiyet veriyor. Ama gerçekten Naşit'e Göktürk çok güçlü bir sesti. Hakikaten hani aslında insanların yaşarken kıymetini bilmek lazım. Maalesef ki biz biraz bu konuda sonradan değer biliyoruz. İşte kaybettikten sonra ağlıyoruz, ağıtlar yakıyoruz. Ama o vardı zaten, yaşıyordu. Biraz da galiba sanata ve sanatçıya yaşarken değer vermek gerekiyor ki bazı şeyleri kaybettikten sonra arkasından üzülmemek adına diye düşünüyorum. Elbette bugün çabuk tüketici olmak yerine var olanın değerini bilmek, tüketmeden. Naşide gibi birçok ses Türkiye'de
bir kenara bırakılmış medyanın körüklemesiyle 15-20 tane sanatçı hep önde siyaseten. 15-20 bile değil biliyor musun ya? Siyaset magazinlerde 3-5 kişi. Hani onların etrafında dönüyor, iyi para kazanıyorlar, yani, iyi reklam yapıyorlar. Yani böyle olmamalı. Çifte standartlar bence azaltılmalı. Bir ülkenin yazarı, şairi, yorumcusu yani bestekarı var olduğu sürece tarihe iz bırakacaktır. Yani bir ülkeyi yaşatan yazarlarıdır, sanatçılarıdır, heykeltıraşlarıdır, ressamlarıdır. Yani sanatın içinde olan varlıklardır. Tarihe iz bırakanlar özellikle. Siyasiler de bırakıyor tabii ki. Ama biz memlekette en çok siyasileri konuşuyoruz. Bu da bir taraftan acı. Evet, kısa bir ara verelim. Aradan sonra buradayız. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Bakalım, iddia edildiği kadar Boğazcık Mağarası gerçekten öyle büyük güzel bir mağara mı? Sen peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir tarafından girilip öbür tarafından çıkılır mı mağaranın? Onu siz beceremezsiniz. Onu biz, ha biz beceremeyiz. Evet. Sen bana baktın böyle dedin ki bu seni yiyecek olduğun iş değil. Şurada su aktığını görüyoruz. Sevgili izleyenler, şu anda yarasayı görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Kameranın da vizörünün nasıl buğulandığını göreceksiniz. Dur Muzaffer, elleme. Buradan göreceksiniz sevgili izleyicilerim. Bakın kameranın vizörü nasıl buğulandı. Düşmeyelim ama ha. Muza görüşürüz. Sevgili seyirciler, Klas Arsa Ofisi'nin değerli misafirleriyle birlikteliğimiz devam ediyor. Yine teker teker onların görüşlerini alıyoruz. Bir konuğumuz daha var ve hemen kendisini tanıyoruz. Evet. Klas Arsa Ofisi olarak ben de Sivaslar Derneği Esenler Şube Başkanıyım. Her zaman Klas Emlak Arsa Ofisi'nin yanındayız. Biz de ileriye dönük yatırımlar için biz de buraya geldik. Bir yer görmek için, geleceğimiz olan çocuklarımız için burası güzel bir yerdir. Herkesin, ben bir Sivaslı olarak herkesin burada gelip görüp Klas Arsa Ofisi'ni bir ziyaret etmesini istiyorum. Ve derler ya, Edirne'den Kars'a alacaksın bir arsa. Biz de diyoruz ki Klas Arsa Ofisi olarak biz de bir hemşerimizin yanında olmak için bugün kendisini ziyaret ettik. Yerleri baktık, güzel ormanı şeyler, manzarası güzel. Ve biz de buradan bir parsel almak için bugün ziyarette bulunduk. Herkesin gelip görmesini istiyorum ve buradan bir arsa almasını temenni ediyorum. Klas Arsa Ofisi'ne tekrar bir teşekkür ederim. Dernek aracılığıyla gelenlere gereken yardımı da yapıyor. Bunu da buradan bildireyim ya seyircilerimize. Derneğimiz için adını kullanan herkese özel indirim yapıyor Mehmet Bey. Buradan da Mehmet Bey'e tekrar teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Ben Ali Dalkılıç. Klas Arsa Ofisi her zaman yanımızdadır. Mehmet Bey garibanın da yanındadır. Herkes yanındadır. Ben Nermin Çakır. Klas Arsa Ofisi'nde müşteri temsilcisi olarak çalışıyorum. Yerlerimize çok büyük bir ilgi var. Çok yoğunluk var. Bununla ilgili sürekli olarak kampanyalarımız devam ediyor. Çok güzel gidiyoruz şu an. Herkesi de buraya davet ediyoruz. Herkesin toprak sahibi olması için çalışıyoruz. Bizi arasınlar. Telefon numaralarımız 0212 397 1727 ve isterlerse WhatsApp sabit hattımızdan da ulaşabilirler. 542 537 58 58. Her zaman arayabilirler. Her daim onlara yardımcı olabiliriz. Gelecek toprakta saklıdır. Burası İstanbul tapulu yerler. İstanbul Silivri. Silivri Değirmenköy Mahallesi. Silivri İstanbul'un bir ilçesi. Değirmenköy'de Silivri'nin bir mahallesi. Buralarda 300 metrekarelik parsellerle ilgili gene sürpriz kampanyalardan her zaman olduğu gibi, yani Klas Arsa Ofisi'nin kampanyaları bitmiyor. Devam.
Öncelikle zaten biz bu parsellerimizin üretim noktasındayız. Yani biz bunun imalatçısı pozisyondayız. Yani istediğimiz şartlarda, istediğimiz vadelerden her türlü imkanlara açığız. Bir kere vade farkı olmadan, faiz olmadan, haciz olmadan, ipotek olmadan ücretsiz servislerimizle hizmetimizi başlatıyoruz. Emsallerini 45 bin liradan, 47 bin liradan satılırken biz kampanyalarımızla ilgili 35 bin liradan ve yarısı peşin yarısı faizsiz 12 aya kadar vade yapıyoruz. Faizsiz. Araç takası olabilir. Az peşinatı vardır, vade olabilir. Önce tapusunu alacak, ondan sonra Klas Arsa Ofisi ile ilgili oturduğu yerde her türlü işlemlerimizi halledip hayırlısıyla tapusunu da almış olacak. Öncelikle şunu bilinmesi gerekiyor ki burası İstanbul. İstanbul tapulu yerlerimiz. İstanbul Silivri, Silivri'nin Değirmenköy Mahallesi. Yani İstanbul'da bir toprak sahibi olmak isteyen Klas Arsa Ofisi'ne ulaşacak. Bakın şunu belirtelim. İstanbul'a yakın değil, burası bir İstanbul tapusu. Tekirdağ Çerkezköy değil, burası İstanbul tapusu. Kampanyamızdan da ilgili emsalleri 45 bin lira, 47 bin lira olan yerlerimiz bugün 35 bin lira. 35 bin lira olan yerlerimizden de ilgili 1 lira masrafını etmeden, yani tapu masrafına varana kadar evinizden servislerimizden alıp tapunuzu yapana kadar tüm takipleri bizlere ait olmak üzere tapu masrafları da dahil vade farkı faiz olmadan, hacizi olmadan, ipotek olmadan, kefil olmadan her türlü masrafları Klas Arsa Ofisi'ne ait olmak şartıyla tapunuzu size teslim edene kadar 1 lira para almadan her türlü masrafı bize ait, tamamı 35 bin lira. 35 bin lira peşinatla değil, tamamı 35 bin lira. Araç takası da yapabiliyoruz. Yani telefonlarımızdan bize ulaşan herkesin isteği neyse ona uymak için Klas Arsa Ofisi olarak her şeyi elimizden gelenleri yapıyoruz. İzleyicilerimize selamlar diliyorum. Klas Arsa Ofisi yönetim kurulunun yapmış olduğu arazinin üzerindeyiz şu anda. Yapmış olduğu kampanyalarla ilgili sizler de çekime geldiniz. Arazinin güzelliğini gördünüz. Muhteşem manzara olarak, muhteşem bir bölge. 300 metrekareden başlayan parsellerimiz, yatırımlık arazilerimize diyoruz ki bütün izleyicilerimiz gelsinler muhakkak ama muhakkak buradan bir yeri salsınlar, ev sahibi olsunlar, arsa sahibi olsunlar diyoruz. Çorba bahane. Leziz mi leziz? Burgu peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Eyvah! Su! Ya hanım, ben evden çıkarken sulara kapamayı unuttum. Akıllı evin olunca bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Akıllı telefonumda, akıllı evimde olan biten her şeyi kontrol edebiliyorum. Boşuna dememişler. Ev alma, akıllı ev al. Pelit İnşaat, yüksek yaşam standartlarını şehrin merkezine taşıyor. Modern mimarinin en seçkin yaşam alanı Ordu Fatsa'da sizleri bekliyor. Evinizle ilgili aklınızdan geçeni nerede olursanız olun artık yapabilirsiniz. Evinize hükmedin. Çünkü evimiz geleceğimizdir. Pelit İnşaat. Telefon 0452 424 0234. Plastik adına aradığınız ne varsa hepsi tek bir çatı altında. Gençler Plastik 25 yıldır değişmeyen kalitesiyle hizmetinizde. Kalite, estetik, dayanıklılık 25 yıldır aynı adreste. Gençler Plastik'te. Gençler Plastik %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle ve ürün çeşitliliğiyle sizleri bekliyor. Hem plastik esaslı ürünler hem de plastik ürünleri destekleyici diğer ürünleri beğeninize sunan Gençler Plastik uygun fiyatlarıyla da vazgeçilmez. Deneyimli personel, üstün teknik bilgi ve güvenilirlik arıyorsanız sizleri Gençler Plastik'e davet ediyoruz. Gençler Plastik, sektörde lider. Kocaeli Gebze fabrikamızda ürettiğimiz prefabrike yapılarımızı Türkiye'nin her yerine 15 günde teslim ediyoruz. Alanında uzman kadromuzla müşterilerimizin istek ve arzularına göre yapı çözümleri sunuyoruz. İster hazır projelerimizden, ister hayalinizdeki projeyi inşa ediyoruz. Faaliyet alanlarımız
prefabrik konutlar, Amerikan tarzı çelik evler, fabrika binaları, hangar depo, şantiye binaları ve konteyner üretiyoruz. Karadeniz Sahil Yolu Kavaklar Mevkii Ordu Ünye'de 1500 metrekare alana kurduğumuz yapı showroomumuzda Karadeniz bölgesine hitap ediyoruz. 18 bin liradan başlayan fiyatlarla hayallerinizi ertelemeyin. En geniş hizmet ağı ve en ileri teknolojiyi kullanarak beton sektöründe Ordu'da akla gelen ilk isim Penta Beton. İş adamları, müteahhitler, demirden betona işiniz için gerekli tüm inşaat malzemeleri Penta Beton'da. Unutmayın, tüm uygunluk belgelerine sahip, sektöründe lider bir kuruluş haline gelmiş Penta Beton'la çalışırsanız yüksek standartlı, kaliteli hizmet alırsınız. Beton kadar sağlam marka. Penta Beton. Ev sahibi olmak isteyenlere Güriş Pazarlama ve Şihoğlu Şahin İnşaat'tan müjde. Denize 150 metre, Karadeniz Otoyolu'na 100 metre, ayrıca Ordu Giresun Havaalanı'na 800 metre uzaklıkta daireler, anahtar teslimi 90 metrekare ve 140 metrekare dairelerimiz satışa başlamıştır. Cennetten bir köşe olan Gülyalı'da ömrünüzü geçirmek isterseniz işte fırsat. Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile bitişik daireler, pişman olmayacağınız yatırım, deniz ve doğada ortak yaşam. Reklam yapmıyoruz, geç kalmayın diye uyarıyoruz. Özellikleri görülmeye, güzellikleri yaşamaya değer. Sizi evlendirelim, sevdiklerinizle mutlu olun, mutlu ve sağlıklı yaşayın. Adres Ürünbey Mahallesi, Alişen Caddesi, numara 10 Gülyalı. Şarkiye Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi, numara 76 Ordu. Yeşil ve mavinin başkenti Ordu burada, İstanbul'da. Yemyeşil yaylaları, ahşap mimari örnekleri, misafirperver halkı, özgün yemek kültürü, harika denizi ve sahiliyle Karadeniz'in çağdaş kenti Ordu burada, İstanbul'da. Bu yıl 7.'si düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri 12-15 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Sahili etkinlik alanında. Ordu Valiliği himayelerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu işbirliğiyle Ordu Burada, İstanbul'da sloganıyla gerçekleştirilen Yenikapı Ordu Günleri bu yılda kültürüyle, turizmiyle, ekonomisiyle Ordu ve ilçelerini hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye tanıtıyor. Dört gün boyunca konser, halk oyunları ve sürpriz etkinlikler. Ordu, sanatçıları, siyasetçileri, bürokratları, akademisyenleri, sporcuları, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve halkıyla 12-15 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Ordu günlerinde buluşuyor. Sizleri de bu büyük buluşmaya bekliyoruz. Ordu Dernekler Federasyonu.
etme kendini. İnim inim inleme. Sus, bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni. Üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni. Ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni. Çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni. Aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni. Gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni. Sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine. Damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, göğsünde uyuyamazken de. Serseri olmayan namuslu duyguyla sevdim seni. Sen umutları bulutlara, güneşe çizerken de. Bozkır kaldığım dağ yamaçlarında sevdim seni. Yaşamakla ölmek arasındaki kılda ezilirken de. Ölecek olmayan yürekli bir sevgiyle sevdim seni. Sevdim seni, sevdim seni, ne çare. Dert etme, üzülme. Gel beni son kez dinle. Yalansız sevdim seni. Sevdim seni, ne çare. Dert etme, üzülme. Gel beni son kez dinle. Yalansız sevdim seni. Sevdim seni, ne çare. Zindan odalarda, bin bir dualarda sevdim seni. Sen şartlı sevdalara, maddelere dökerken de. Gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de. Biliyorsun yok demiştin umut. Olmaz dilekleri tüket. Yüreğine unutmaktan söz et. Nafile dilde son düet. Umutlara kes bir bilet. Dedin diye, istedin diye razı oldum, sustum. Şimdi paramparça dilim dişlerimde. Gücümün yettiği kadar, sesimin çıktığı kadar avaz avaz bağırıyorum son nefesimde. Ölürken de sevdim seni. Ölürcesine sevdim seni. Dert etme, üzülme. Gel beni son kez dinle. Yalansız sevdim seni. Sevdim seni, ne çare. Dert etme, üzülme. Gel beni son kez dinle. Yalansız sevdim seni. Sevdim. Duygunun doruklarda yaşandığı çok güzel bir şiir, eser. Zindan odalarda, bin bir dualarda sevdim seni. Zindan odalarda, bin bir dualarda sevdim seni. Sen şartlı sevdalara, maddelere dökerken de. Gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Sen umutları bulutlara, güneşe çizerken de. Biliyorsun, biliyorsun, yok demiştin umut. Olmaz dilekleri tüket. Yüreğine, yüreğine unutmaktan söz et. Nafile dilde son düet. Umutlara kes bir bilet. Dedin diye, istedin diye, istedi diye razı oldum, sustum. Şimdi paramparça dilim dişlerimde. Gücümün yettiği kadar, sesimin çıktığı kadar avaz avaz bağırıyorum son nefesimde. Ölürken de sevdim seni. Ölürcesine sevdim seni.
ölürcesine sevdik ama... Şimdi noktalı virgül parantez. Yine de diyet hayatın şey içerisinde var yani. Bunlar aşka o kadar duyguyla, o aşka kadar hissederek... zaten aşk acısı en güzel zayıflatan şey, ben söyleyeyim size. Yo, bazılarını ayrılık acısı, daha doğrusu aşk acısı değil. Benim psikolojim bozulunca daha çok iyi oluyor. Peki bunları dedin, soruyu ben unutturdum herhalde. Şimdi. Yok unutmadım. Peki bu şiirleri yazarken o duyguları sana kim hissettiriyor? Ya da o duyguları hissettiğin için mi yaşıyorsun? Yoksa zaten vardı, ortaya çıktı. Şimdi mutlaka bir yaşanmışlık vardır ya da... Sadece sen yaşamazsın, karşındaki de bunu sana hissettirir. Ya da birinin yaşadığı bir şeyden esinlenirsin ama bu çok esinlenmekten değil de yaşanmışlıktan gelen bir şey gibi geldi bana. Ben hep yaşayarak yazdığımı söyleyenlerden bir tanesiyim. Genelde yaşayarak yazıyorum. Evet de senin yerine kendimi empati yaparak, koyarak da yapabiliyorum, yazıyorum. Gözlemleyip de yazabiliyorum da. Okurken hissettiğin şey daha mı çok yoğunlaştı? Elbette yaşadığım eserlerde bu çok daha belirgindir. İşte o yüzden Çekirgitler, Gönül Mahkumları, Bize Kalanlar, Sevdim Seni, Saat 12. Bu yüzden hatta bir arkadaşımla konuşurken işte soruyor, abi bunu hangi duyguyla yaz? Dedim ki işte tam yaz, anlatıyor şiir yani. Mesela Zindan Odalar'da, Bin Bir Dualar'da, sabah ezanında, Ankara'da, Keçiören'de sabah ezanları okunuyor. Ben hala yatamamışım. Aşıkın gözüne hiç uyku girer mi gerçek sevenin? Girmiyor. Ve ayrılık varsa kavuşamam, yani vuslat yoksa, ya da vuslat bir şeylere ipotekse, öyle söyleyeyim. Yani nedenler, şartlar, kurallar varsa, işte şu olursa, olacaksa, ya da senin hayatında şöyle bir şey olmasaydı olurlara ipotekliyse hayat, çok acı oluyor. Ve siz yazıyorsunuz hayatınızın, yani karanlığınızın örselenmiş ve tükenmiş kimliğinden. Zaten bu acıyı çekmese kimse güzel eserler çıkmaz gibi geliyor bana. Tabii ki yani bakın yani şöyle eserler. Yani o duyguları eserler... ortaya çıkartan aslında evet. Yaşanmışlıklar ve acılar galiba. Muhakkak. Hayatımın içinde çok ayrılıklar oldu. Mesela ayrılık acısı çeken bir yer. Şimdi erkekler ağlamaz, erkekler üzülmez, erkekler duygusuz diyoruz ya. Evet. Şimdi ayrılık sen acısı mesela acıyı çekerken ne yani... Şimdi mesela bazı erkekler mesela sen şiire dökebiliyorsun. Kimisi şarkısını yazabiliyor. Mesela sen ayrılık acısını çekerken bunu nasıl yaşıyorsun? Çok güzel bir soru oldu. İyi bir soru. Yani varsa bir dostum, oturur dertleşirim onunla. Yoksa en çok kendimle kalırım ve yazarım. Şimdiki aşklar sence gerçek mi yaşanıyor hani? Ben şu an bizim penceremizden baktığımız zaman, yani bundan bir 20 yıl 30 yıl geriye gittiğimiz zamanla bu vakti karşılaştırdığımda gerçekten suni, sanal. Çünkü işte cep telefonları çok basit, hemen geçiyorum. Bir sevdim, seviyorum seni diyor. Bir noktayla bitiyor. Bir seviyorum seniyle başlıyor. Ve çok bir çabuk, senden nefret ediyorumla çabuk, bitiyor, bittiyle, engellemeyle gidiyor. Ben ilk eşimin elini biliyor musun Şükran? Tam 9 ay tutamamıştım. 9 ayın sonunda lise talebesiyiz, elini tuttum biliyor musun? Ve o elini tuttum evet, o diye... O zamanlar daha güzel, daha doğal. 5 daha... ya da 6 ortalı bir defter yazdım elini tuttum diye. Bak elini tuttum diye. Elini tutmak, yani onunla yan yana gelmek çok başka bir duyguydu. Bugün çok çabuk tüketiyoruz ben, ve 90 sonrasında ben daha çok çocuklarımıza, görüyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize gerçekten çok üzülüyorum. Bu konuyla da ilgili programlarımda anlattıklarım var. Tükettikleri duygular, dejenere ettikleri duygular, sonra önemsemedikleri hadiseleri gün yüzüne çıkartan anekdotlar, şiirler anlatıyor, okuyor, yorumluyorum. Bir gerçek var. Elbette hiçbir şey sonsuz değil. Ama saygılı olmalı. Sevgili olmalı insanlar. Öğrendim ki... Neden besleniyor sence insanlar? Şu acıdan an, ve yaşadıklarından... Şu an yani yeni tüketici toplum olduk, iyice tükettik. Neden besleniyor insanlar? Acaba kendi bilinçaltılarındaki olamadıkları insan karakterinin hayaliyle mi besleniyorlar acaba? Muhtemel o da var. Yani bir duygu biçimi. İnsan bir duygu zaten Şükrancığım. Şimdi 48 yıllık hayatımın sonunda şunu öğrendim. Tek aşk, aile, çocuklar, eğer yapabiliyorsa bireyler bunu yapmalılar ve sahip çıkmalılar. Neyden besleniyor insan? Birçok şeyden besleniyor insan.
Yani hayatın içindeki her şeyden beslenebiliriz. Duygularımızı tavan yaptıran hadiseler vardır. Onu görememek bir acıdır. Ya da ona kavuşmak büyük bir neşedir. Kavuştum derken yeniden bir ayrılık başka bir şeydir. Bana göre bugün de insanlar yine aşkı yaşatabilirler ama çok tüketmeden, çok hayatlarımızın içine girmeden. Şimdi sosyal medya hesaplarını diyor ki kızcağızın biri yok, abi diyor, ya da erkek de bunu söylüyor. Ya benim Instagram, işte Twitter, Facebook, bütün hesaplarım arkadaşımda, sevgilimde. Ya bu nasıl bir hayat? Yani seven sevdiğini... Yapacak olan sosyal medya hesaplarıyla mı yapıyor? Yok. Fake hesaplar açılıyor, neler neler. Seven sevdiğine güvenmesi gerekiyor. Böyle bir şey yok. Yani eğer aldatan biri varsa, bu iki taraftan bir taraf için de geçerlidir, hiç değişmez. Kadına erkeği yoktur. Yapan her türlü yapacaktır. İlişkilerde güven esastır. Ama ve güven diye bir şey kalmadı ki ilişkilerde. Olmalı ama aşkın yaşaması için güven olmalı. Ben sevdiğime sonuna kadar güvenmeliyim, sırtımı dönebilmeliyim. Ama acı... Eskiden hani erkeklerin aldatmaları çok öne çıkardı. Hem cinslerinizi ve sizi tenzih ederek. Yok, ben kadınların daha çok aldattığını söylüyorum. Yani yine de tenzih ederek söylüyorum. kaliteli hanımefendilerden çok özür diliyorum. Diğerleri için de kalitesiz anlamına gelmez bu söylediğim. Maalesef bırakın bekar olan hanımefendileri, evli hanımefendilerin aldatmalarına tanık ve şahit oluyoruz. Erkeklerden bunu duyuyorum. Böyle anlatamıyorlar, kimseye de dertlerini diyemiyorlar. Erkekte gurur mesela çünkü. Şimdi sosyal medyada ve haberlerde işte kadına şiddet uyguladı diyor. Adam biri sokağın ortasında bir kadını vuruyor. Allah etmesin. Kadın da adamı vurabiliyor. O noktaya, canavar olma noktasına getiren duygu biçimi ne? Birazcık bunun altına inmek ya da bunu ama incelemek lazım. Ama her olayı kendi içinde değerlendirmek elbette gerekiyor. Ama erkeklerde şöyle bir şey var. Şimdi bunu da açmışken konuşalım. Şimdi erkek ihanet ettiği zaman kadın mecburen katlanmak zorunda kalıyor. Erkek şiddet uyguluyor. Erkek şiddet uyguluyor. Kadın bir şekilde kalıyor. Kadın ayrılmaya ve bitirmeye karar verip kendine yeni bir hayat kurmak ataerkil istediğinde... Ataerkil bir toplum olduğumuzu altını çizerek söylüyorum. Evet ama hala ataerkil olmak... Erkek egomanyasında bir toplumumuz. Ama şöyle bir şey var. Ataerkil olmak, karşındaki kadın kendi hayatını yaşama özgürlüğünü yaşarken karşındakinin hayatını zehir etmek ya da onun hayatına kastetmek olmamalı. Tasvip etmiyorum. Yok, tasvip etmediğini biliyorum ama yani biz erkekler yapınca haklıdır, kadın yapınca suçludur mantalitesinin ötesinde herkesin bu dünyaya Allah'ın verdiği bir can, senin sana verilen can sana hediyedir. Ben bunu katledemem. Ben buna söylemek istediğim şu. Kesinlikle hepsine katılıyorum. Aldatmak yerine ya da böyle bir fiiliyat başlamak üzereyken ya da başladı. Bir an evvel adam gibi, hanımefendi gibi eşler çıkıp ben yürütemiyorum bu ilişkiyi. Ama seni aldatıyorum değildi, yürütemiyorum. Bitti demeli. Bittikten sonra daha aleni bir şeyleri yaşamakta fayda var. İşte... İşte o zaman ölümler, o zaman şiddetler, evli ben insanlarda şöyle bir şey söyleyeyim. Daha büyük. Boşanıp da bu daha ülkede sonradan da şiddet görenler var. Boşanıyor, hayatındaki adamı bitiriyor. Kadın bunlar kendi yeni bir yol çiziyor. Hayatına belki sevebileceği birisi çıkıyor. Evet. Ama bu sefer geçmişindeki onu rahat bırakmıyor. Şimdi, işte hani bunlar, bu sadece ihanetle ya da erkeğin... kendi içinde tartışabiliriz. Benim aslında anlatmak istediğim yani eşler aşkı yaşatabilirler ama yaşatmıyorlar. Bunu kadınlarımız da son zamanlarda çok yapıyor. Yapmasınlar. Aile birliği son 2 yıl ya da son 5 yıl içinde 200 binin üzerinde çiftin ayrılma vakası var. Ama neden maddelerde, işte aslında İstanbul, altındaki İstanbul nedenleri başı çekiyor, araştırmak Ankara gerekiyor. Devamlı geliyor. Ya nedenleri şu veya bu. Neyse. Ama nedenleri görüp o nedenleri... Şimdi bir iyileşmek istiyorsan önce teşhis koyman gerekiyor. Bak dün mesela önceki gün müydü? Salı teşhis günü. Teşhis çok basit. Salı günü kadınlara uygulanan şiddeti konuştuk. Kadınlara, kadın cinayetlerini konuştuk. Aynı gün iki tane kadın öldürülüyor.
Bak şimdi, biz bunları konuşuyoruz ama acaba bizim toplum olarak yaşadığımız bir problem var. Bu problem şu, biz kadınların aslında burada çok büyük bir görev olduğunu düşünüyorum. Erkek çocuklarını ve kız çocuklarını yetiştirirken ikisini farklı yetiştiriyoruz. İşte aman kızım... Erkeğe her şey serbest, kıza her şey günah. Aynen, şimdi bu çocuk yetişirken mesela Avrupa'da böyle bir durum neden yok? Avrupa'da da var ama daha yoğun gözükmüyor. Şöyle bir şey var. Ülkemizde... Avrupa'daki olay şu. Ay benim kocama bugün bitti bu evlilik. Ben hayatıma yeni bir yol çizeceğim. Ben artık seninle yapamıyorum. Benim sana duygularım bitti dediğinde karşısındaki insan medeni bir tepki veriyor. Tabii orada da vardır kötüsü. Her yerde iyinin kötü. Ama medeniyetleşme anlamında şimdi ben bugün eşime ben artık seni sevmiyorum. Benim sana karşı duygularım bitti. Ben bir başkasından etkilendim. Ya da bunu söylemesine gerek yok. Benim sana karşı duygularım bitti ve ben bu evliliği bitirmek istiyorum demek. O kadının o evliliğe mahkum kalması demek. Çünkü erkek bunu karısını terk etmiyor, dışarıdakini de bırakmıyor. Şimdi erkek burada kendini özgür hissediyor. Bunun sebebi yine biziz. Bak başkası değil. Başkası değil. Bir erkek ihanete uğradığı zaman ayrılmayı da kendine yediremiyor. Çünkü erkeklerde şu var. Rekabeti seviyor erkekler. Yani o erkek de ne buldu da beni terk ediyor. O erkek nasıl bir erkek ki benden vazgeçebiliyor? Duygusu o erkeğin o kadından mı? Ha, o kadın hayatını güzelleştirmiyor bu aslında. Kadının hayatını daha da zorlaştırıyor. Belki burada bizim yapmamız gereken şimdiden mi başlarız? Başlandı mı başlanmamalı mı bilmiyorum ama biz anneler, biz kadınlara çok görev düşüyor. Kadının ve erkeğin fiziksel özelliklerinin dışında eşit şartlarda olduğumuzu görmemiz gerekiyor bence. Aşkın ve sevginin yaşaması için bireyler birbirine saygılı olmalılar. Aynen ben buradan öyle. Bir kez daha hatırlatıyorum. Var olan evlilikler üzerine, aşklar üzerine küçük bir dipnot düşmek istiyorum. Emin olsunlar ki biri gidip biri geldiğinde çok daha iyi olmayacak. Ya da kartlar değiştikçe hayat çok da fazla değişmeyecek. Siz eğer saygı ve sevgi göstermezseniz eşinize, yeni gelenle de yollarınız bir gün ayrılacak. Kural bu. Var olan sevgine, eşine sahip çıkmak. Çocuklarına sahip çıkmak. Ama eğer yürütemiyorsan da zorla da gitmemeli. Ya çok kangren... Yani o ilişkide çok şiddet varsa, şey o ilişkide saygı yoksa... O şiddeti uygulayan arkadaşı hatırlatıyorum. Yine karşına çıkacak hanımefendiye eğer sevgili saygılı yaklaşmazsa gene şiddetle onu cezalandırmaya kalkacak. Ondan da ayrılacak. Bir diğerine yine önce kişi kendini düzeltmeli ve anlamalı. Bak söylüyorum Şükran, 48 yıllık hayatımın sonunda öğrendim ki aile, çekirdek aile, eş, çocuklar her şeyin üstündeymiş. Kaybetmeden insanlar bunu anlayamıyorlar. Aynen. İlle de kaybetmeleri gerekmiyor. İnsan hayatı her şeyi tecrübe etmeye yeterli değil. Neticede başkasının tecrübe ederek öğrenemezsin. Başkasının yaşadığını deneyimleyerek öğrenemezsin. Bunu bazı şeyleri gözlemlemek yüreğime de lazım. Yüreğime inanıyorlarsa alsınlar koysunlar hayatlarının bir kenarına, sahip çıksınlar sevdiklerine. Yani ondan ayrıldı. Tamam ben bu hanımefendiyle yürütemiyorum. Ben bu beyefendiyle yürütemiyorum. Yarın gelenle yürütmek için ne yapman gerekiyor güzel kardeşim? Ne yapmalısın? Kapıda güzel karşılayacaksın. Beyefendi sen ne yapacaksın? Sen de sevgili ol. Aa aşkım diyeceksin, canım diyeceksin. Hoş güzel sözler söyleyeceksin. Evin içinde bir şeyleri paylaşman gerekiyor. En basit kıyafetini düzgünce asman lazım. Sabah kahvaltıyı biri hazırlarken bir de çay koyabilmeli. Hayat paylaşmaktan ibarettir. Eğer bunu yapmazsan diğeriyle de hayat bir noktada bitecektir. Bunu söylüyorum. Dolayısıyla kazandığın değerlerin elinden gitmesini istemiyorsan, sevdiğin o kadını başka bir erkekle ya da o erkeği başka bir kadınla görmek istemiyor ya da buna tahammül edemeyeceğini düşünüyorsan, ama kaybetmeden bilmiyorsan ya da o çocuğa başka baba başka bir anne gelsin istemiyorsan, bir bayram sabahı çocuklarının boynu bükük bir şekilde anne yok baba var, baba var anne yok, bir bayram sabahını düşünsünler. O yetim çocukların, analı babalı yetim diyorum ben onlara. Ama annesi de var, babası da var. Ama biri eksik her defasında. Hı. Ya da ebeveynlerden birinde kalıyor. Anneannede, babaannede kalıyor çocuklar. Baba da yok, anne de yok. Böyle hadiseler de var. O çocukların boynu bükük kalmalarını şöyle bir izlesinler. Emin ol, daha çok sarılacaklar. Daha çok iyileştirecekler sevdalarını, aşklarını. Daha da çok büyütecekler. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Şiddetle de ilgili hadiseyi kabaca anlattım. Hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Bir delikanlı asla bir kadına el kaldırmamalı.
Bir kadının çocuğunu el kaldırmam. Aslında şiddet gençlik, var ya. Gençlik cahiliye döneminde çok kırıcı bir adamdım. Sonra erkek biraz olgunlaşıyor. 25'li yaşlardan sonra çok, hele de 30'larda ben çok erkekler erken yaşta olgunlaşamıyorlar. Kızlar daha çabuk olgunlaşıyorlar. Elbette. Öğrendim ki incitmemek gerekiyor. Çünkü benim de bir kız kardeşim var. Enişte bey benim kardeşimi incitirse tahammül edemem. Buradan yola çıksınlar. En i̇şte basiti bu. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Dedikleri söz o. Kadın bir çiçektir. Kadın emanettir. Kadın bir güzelliktir. Naziktir kadın. Dolayısıyla bizi doğuran anadır kadın. Aşklarımızdır, kız kardeşlerimizdir. Erkeğin ilk aşkı annesidir ya. Yani, annesine nasıl bir aşk besliyorsa eşine de öyle bir aşk beslemeli. Yapabiliyorsa gitsin sokakta başka birine yumruk atsın, kadınına değil. Aslında diyorum yani, hani sen dedin ya 86.1 olunca kendinden 20-30 kilo ağırlıkla ringe çıkıyorsun. Erkekler bakayım yani. Kendinden hani kilogram olarak tabii. Diyeceğim kendinden tabii. Daha... deli deliği görünce sopasını saklar hadisesi. Zayıfla işte. Değil, kendi gücünü gösterebileceği, kendi gücüyle örtüşebileceği biriyle. Yani. Ama işte maalesef yani en azından elimizden gelen verdiğimiz mesajlarda gerçekten şiddet varsa bir evin içerisinde, o çocuklar ve o kadın mağdur oluyorsa o evde de yaşamanın bence bir anlamı yok. Tabii. Çünkü o şiddetin yani hani mesela kadınlarla konuşuyorsun ya bir tokat attı. Bir tokattan bir şey olmaz demeyin. Bu bir tokatın arkası iki tokatın arkası üçüncü yumruk, dördüncüsü Allah korusun. Çünkü şiddet karakter, aslında birazcık da karakterle ilgili bir şey. Yani onun tedavi olması gerekiyor. O psikolojiyi, o yaşanmışlıkları, o travmaların iyileşmesi gerekiyor ki bunu kişinin de istemesi gerekiyor. İnsan insana vurmamalı. Yani sadece insan vurmamalı. İnsana değil ya. Bak mesela bugün dün hayvanları koruma günüydü. Evet. Yani nasıl bir zihniyetse insanlara o şiddeti, insanlara o eziyeti uygulayamayanlar hayvanlara uyguluyorlar. Düşünsene hem hayvanı zehirliyorsun hem de patisinden asıyorsun. Yani bunu bir insan yapıyorsa bir hayvana bunu emin ol bir insana da deneyimlemek isteyecektir. Çünkü onu canice yapıyor ve gerçekten bu tür insanların artık ya tedavim olması gerekiyor. Toplumdan bunların izole edilmesi lazım. Çünkü zarar veriyorlar herkese, canım her benim, şeye. İşte her şey eğitim. Avrupa'ya örnek gösterdin ya. 0-15 yaş aralığında her türlü eğitimin verilmesi gerekiyor. Yoldan karşıdan karşıya geçen bir yayaya saygı göstermemiz gibi kadına, ya kendimize erkeğe, saygı duymamız lazım ya. Sevmemiz lazım. Dersler eskiden şey vardı, derslerin içinde güzel konuşma falan. Tabii. Bu derslerin içine bir tane de böyle bir ders. Yani kendine saygı dersini gibi yeniden bir beşeri münasebetler vardı aslında bizim zamanımızda. Eli alınmalı ve çocuğa o 6 yaşından itibaren bunlar verilmeli. Kadına olan saygı, insana olan saygı anlatılmalı, hayvanlara olan sevgi anlatılmalı. Yani bizimle hayvan, çiçek, böcek evet, hiç canlılara. Fark etmiyor. Evet, evet. Yani biz artık kendimize saygı yitir. İşte bu sosyal medyanın, teknolojinin getirdiği dezavantajları yaşıyoruz. Beethoven Parkı'ndayım. Yıllar önce 98 Viyana'da. Bahçede kız kardeşimle oturuyoruz biz Beethoven Parkı dedikleri. Orada sanatçıların adlarına parklar yapmışlar. Türkiye'de de yapılıyor işte birer kişilik ufak tefek. Biz oturuyoruz, küçük çocuklar, serçe cinsi kuşu bilirsin, ürkektir. Hı hı. Baktım elinden geliyor serçe, çocuğun simit alıyor, ekmek parçaları alıyor. Bir sincap, yaşlı bir teyzenin elinden fındığı alıyor, geri çekiliyor, yiyor. Schönbrunn Sarayı, Güzel Çeşme Sarayı Viyana'da. Bu hadiseleri gördüm, dedim ki ne oluyor? Hem o Beethoven Parkı'nda burada çocuklar kuşlara taş atmıyor ki, hayvanlara bak, hayvanlar biri ki. Hani düşünemiyoruz diyoruz, beyinsiz diyoruz, kuş beyinli diyoruz. Hı? Yani birine sinirlendiğimde kuş beyinli diyorsun. Aslında hani kuşun beyni var ama ifade etme yeteneği yok. Ama ona nasıl geliniyorsa o da öyle gidebiliyor değil mi? Evet, sevgi papağanım var şimdi evde benim bir tane. Cennet papağanı da diyorlar. Biz öpüşüyoruz onunla. Ama az kızdırayım. Biliyor yüzümün çok hassas olduğunu, yüzümü ısırmıyor. Parmağımı ısırıyor. Dün kanattı mesela biraz. Ben yoğurdum onu çünkü uçuruyorum bir yandan. Sinirlenmiştir sana. Olsun nasıl. Kuş diyoruz ama yabani bir hayvan ama evcilleşebiliyor. Siz iyi davrandığınız sürece benim boynumun içine geliyor, koynuma girmeye çalışıyor. Yapıyorum, öpücük atıyorum, geliyor, öpüşüyoruz. Biz onunla da sosyal medyada paylaştık. Ama azıcık canını yakayım, hemen karşılık veriyor. Yani etki tepki meselesi.
İyi ama davranmak işte o, gerekiyor. O hayvanların öyle bir tepki gösterme gibi bir şansları yok bu canilere. Evet. Yani o yüzden ne olur biraz daha etrafımıza sağduyulu olalım. Çünkü bugün bir hayvana yapan yarın bir çocuğa, bir çocuğa yapan bir insana, bir yetişkine yapacaktır. Ya bu bir şekilde topluma zarar verecektir bence. Veriyor da işte görüyoruz. Ben bu arada kendi hakkımı çok fazla kullandım. Özür dilerim hanımefendi. Yok, birleştireceğiz zaten. Diyete getireceğiz. Ama insanlarda da son dönemde özgüven eksikliği ciddi anlamda kilo problemine de sebebiyet veriyor. Aslında birçok kilolu olan insanların geçmişine baktığınızda sürekli aşağılanan, sürekli küçük görülen, sürekli dışlanan kişilerde kilo problemi oluyor. Ve şöyle bir şey de var. Tacize uğramış, küçük yaşta tacize uğramış kızlarda kendini korumak adına vücut şişiriyor kendisini. Beyin diyor ki sen işte zayıfsın, sen güzelsin. Taciz gerçekleşiyor. Bilinçaltı birçok insanla konuştuğum için biliyorum. Allah'ım. Hemen kendisini kiloyla koruma altına alıyor. Kilolu olursam bana kimse bakmaz. Kilolu olursam bana kimse zarar veremez. Aslında yaptığınız her davranış, insanlara yaşattığınız her şey onların bilinçaltında ilerleyen hayatlarını çok ciddi etkiliyor. Ve mutlaka dikkat edin, kilolu bayanların çoğuna baktığınızda, hepsinde tabii ki yoktur, mutlaka bir tacizle ilgili bir geçmişi var. Yani fiziksel, dokunarak ama mutlaka bir tacize maruz kalmışlar. Bence öyle bir genelleme değil ama evet, yani yaşadığımız bir takım travmalar. Bu tür olayları yaşayan insanların geçmişinde mutlaka kendilerini inciten, yani taciz sadece birinin size cinsel anlamlı yaklaşımı değil, annenizin sizi karşılaştırması, anne babanızın size söylediği olumsuzluklar, sizi sürekli karşılaştırmaları, sizin özgüveninizi yok edip vücudu, beyin o kadar güçlü bir sistem ki keşke bunu çok fazla kullanabilsek. %4'ünü geçemiyoruz. Dahiler %6'ya kadar gelebiliyorlar. Ama baktığınızda her şey burada biriktiği için dışarıya yansıyor. Yani yaşadığımız böyle anıları, çocukluğumuzdaki anılarımızı unuttuğumuzu zannediyoruz ama aslında bilinçaltımızda kalıyor. Yani bu işle ilgili birisi olarak, hani ve bu işle alakalı birisi olarak. Aynen. Yaşadığımız travmalar yeme alışkanlıklarımızda tabii ki etkiliyor. Yeme alışkanlıklarımızı etkiliyor, ikili ilişkilerimizi etkiliyor, toplum içerisindeki kariyerimizi etkiliyor, kendimize olan güvenimizi etkiliyor. Mesela genelde büyük şirketlerde yöneticilik yapanların aslında kendi hayatını. Tabii bu bir genelleme değil. Bu istisnalar da olabilir ama hayatlarına baktığında geçmişte mutlaka bir travma yaşamışlar. Mutlaka dışarıda çok güçlü herkese, benim tanıştığım insanlar açısından söylüyorum. Yaşam koçluğu da yaptığım için herkese hitap edebiliyor ama kendi hayatında denge kuramıyor. Hani dışarıdan baktığında ne kadar güçlü, ay ne kadar iyi diyorsun, ha başarılı diyorsun ama aslında bir o kadar da başarısızlıklarla dolu iç dünyası var. Aynen, aynen. Yani aslında bu konular çok uzun ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Lütfen çocuklarınızı yetiştirirken onları Ayşe'nin, Ahmet'in, Mehmet'in çocuklarıyla kıyaslamayın. Onlar size ait, kendilerine ait farklı yetenekleri olan. Allah hepimize farklı özellikler vermiş. İşte Murat, bir tane daha Murat yok. Yüzlerce Murat İnce olabilir ama bir tane Murat İnce var senin için ya da benim için ya da sizin için. Aslında ağaç yaş geneğidir. Biz ne yetiştirmek istiyorsak, bahçemizde neyi görmek istiyorsak onu ekeceğiz. İyilikse iyilik, kötülükse kötülük, güzellikse güzellik. Ama ne olur sevgiyle yaptığımız her şeyin bize sevgiyle döneceğine inanalım ve çocuklarımızı da sevgiyle büyütelim. Hani annemizin babamızın yanında aman çocuk sevilmez. Niye sevilmez? Çocuk bir kötülük şey değil ki. Hani niye ben çocuğumu sevmeyeyim? Niye çocuğuma sarılıp öpmeyeyim ki? Doktorlar sarılmanın en iyi terapi ve en iyi iyileştirici aynen güç olduğunu öyle, söylüyor. Aynen öyle. Saygı saygısı işte ataerkil toplum dediğimiz hal. İşte yani hala ataerkil yine olalım ama ataerkil olurken de sevmeyi engellemesin bu. Hala feodal ya da o derebey dediğimiz hadise birazcık sürmeye yani devam ediyor. Yani ben bir kez babama demiştim de 12-13 yaşında bir daha tövbe etmiştim. Bak bende bile yarattığı bir travma var. İşte sarılsan öpsen falan falan saygısız dedim. Saygısız falan. Yok canım yani. Keşke onu söylese. Ne demagoji yapıyorsun dedi. 13 yaşında bir çocuğa demagoji diyorsun. Şimdi demagoji ne demek? Otur bir de o çocuk demagojinin ne olduğunu araştırsın. Sonra sarılmanın kötü bir şey olduğu bilinçte bilinç altına işlendi. Yani sarılmak iyi bir şey değildir o zaman. İşte o zaman da kendini sevmeyen insanlar yaratıyoruz. Biz onları sevmeyince onlar da belki ileriki hayatında kendini sevmiyor. İşte o zaman çok yiyorlar ya da işte kendilerine değer vermiyorlar. Ya da çok öfkeli oluyorsun. Servis ruhlu oluyor.
Tabii canım. Hani bir çocuk sevilmek, yani baba annenin sarılması, babanın sarılması kadar güzel bir şey yok ki. Güven ailede başlar, dışarıda aynen yok ki. Baksanıza şimdiki yeni yetişen nesil, dışarıda anne baba sevgisini arıyorlar. Ama hiçbir zaman dışarıda o sevgiyi bulamazsınız. Aksine size kötülük, size zarar getirebilecek şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgiyi aileden öğreniyoruz çünkü. İlk ailemizle sevgi bağ kuruyoruz. O yüzden en önemli şey yani çocuklarımıza o sevgiyi vermek. Çünkü ileride onların kendilerini sevmesi tamamen bağlı. Bahçenize ne ekiyorsanız onu biçersiniz. O çocuğa ne yaşatıyorsanız aynısını siz de yaşarsınız. Aynen, ben hep söylüyorum, o çocuklar bebek aguma kalmayacaklar. Siz bir gün yaşlandıkça çocuklaşacaksınız. Onlar da tamamen sizin gibi koskoca delikanlı, koskoca genç kızlar olacak. İşte o zaman ektiğiniz neyse o da karşınıza gelecek. Yani hayatta hiçbir şeyin karşılıksız olduğunu düşünmüyorum. Aynen. Şimdi biz kilodan bahsediyoruz. Hı-hı. Aslında konu çok güzel. Sabaha kadar da gider. Eminim ekranları başında izleyen izleyicilerimize de terapi gibi geliyor ama bazen de işte bu kilo problemleriyle ilgili bu sorunlarımızı aşmamız gerekiyor. Aynen. Şimdi tabii ki herkesin genetik yapısı, DNA'sı, metabolizmanın çalışma şekli farklı. Fakat metabolizmanın hızlanmasını sağlayabilecek, buna katkıda bulunabilecek ne önerebilirsin? Bir kere su tüketimi çok önemli. Ve mesela burada şunu söyleyeceğim. Doktor bir arkadaşımızın söylediği bir şey var. Çok su tüketmek de su zehirlenmesine sebebiyet veriyor. Bu sefer de normalde işte belli bir kilo aralığına 70 kiloya kadar 1,5-2 litre yazın. 70 ve üstünde de 2-2,5-3 litre maksimum. Ya aynen. Kadınlarda 10 bardak günlük. Erkeklerde 14 bardak işte gibi. Aynen. 2 litre, 2,5. Ama kiloyla alakalı olduğunu aynen söylüyor kiloya doktor. Kiloya da tabii ki bağlantı ama çok genel bir şekilde söyleyecek olursa kadınlarda ortalama 10 bardak, erkeklerde 14 bardak. Bir bardak ortalama 200-250 olduğunu düşünürsek 2 litre minimum. Aynen öyle. Şimdi 5 litre içtiğin zaman bu sefer de böbreğini yormaya aynen başlıyorsun. Öyle. Hani zayıflayacağım diye kendinize de kötülük yapmayın. Hani çok su tüketmek çünkü bizde dur noktamız yok. Evet. Bugün su tüketiminden bahsediyoruz. Millet alıyor şişe şişe suları içiyor. Bu sefer ne oluyor? Böbrekte problem yaşıyorsun. Bu sefer karaciğerini zorluyorsun gibi. Yani hani bazı konuları araştırdığım için bilgim var. O konuda fikrim de var. Bazen hadsizlik edebilirim. Kusura bakmasınlar. Ama gerçekten her şeyin fazlası zarar. D vitamininden bahsediyoruz. Gidiyorsun güneşte günlerce, saatlerce güneşleniyorsun. Hadi D vitaminin faydası zarara dönüyor. Her şeyin fazlası zarar. Azı karar, çoğu zarar. Peki ne öneriyoruz? Metabolizmayı nasıl hızlandırabiliriz? Doğru miktarda su tüketmek dedik. Su tüketimi metabolizmayı hızlandıran bir şey midir? Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Sadece suyun içine bir şeyler koysak daha da hızlandırabilir şöyle, miyiz mesela? Mesela ben maydanozu faydalı buluyorum ödem atma açısından. Ya da işte bazı insanlar su içmeyi tek başına sevmiyorlar. Öyle zamanlarda böyle azıcık bir yeşil elma doğrayarak suyun içinde onu keyifli hale getirmek ufak bir arıma. Ya da limon sevenler böyle birkaç damla yine çok abartmadan çünkü asidik bir şey. Birkaç damla limon ilave ederek suyu yine keyifli hale getirmek olabilir. İşte salatalık olabilir. Yani suyu bizim için keyif. Mesela ben azıcık böyle toz tarçın koyuyorum. Ben o şekilde keyif alıyorum. Hani o su böyle bizim için bir düşman gibi görünüyorsa onu dosta çevirecek, bize ne keyif verecekse o hale çevirecek şeyler yapmak mümkün. Mesela ben suyu bardakta içemiyorum. Şişeyle içebilirim. Bana mesela, içiremezsiniz mesela. Bardakta bana su içiremezsiniz. Mesela siz de şişede içersiniz o zaman. Aynen. Öyle. Psikolojik neyse bilmiyorum. Beni etkileyen şey ben bardakta içemiyorum suyu. Yani bana 10 tane bardak içiremezsin. Bazı bardak insanlar da mesela asla şişeden içmez. İlla bardak getir bana. Bardağı işte doldur. Herkesin yani yapısı çok farklı olduğu için öyle. Hani kendinize en uygun şekilde hareket etmenizde fayda var. Şimdi kilodan bahsediyoruz ama mesela metabolizma belli bir saatten sonra yavaşlıyor, durmaya başlıyor. Hangi saatten sonra? Şimdi kimisi 6'dan sonra diyor. Yaz saati, kış saati değişiyor mu? 7'den sonra. Ya da akşam acıktığımızda çünkü bazı insanlar tersinden yaşıyor. Mesela sen sahne alıyorsun. Gece sahne alanlar için ya da gece çalışanlar hayatı gece yaşıyor, gündüz uyuyorlar. Şimdi her ikisini de aslında neyi önerebiliriz? Yani ben şöyle düşünüyorum. Yeme aktivitelerimizi, öğünümüzü uyumadan 3-4 saat önce bitirelim. Ama ara öğünleri son böyle uyumamıza 1,5-2 saat kala da hani son böyle hafif ara öğünler. Ama işte gece belli bir saatten sonra metabolizma yavaşlıyor ya. Hani vücut aldığını yağa dönüştürüyor. Mesela hangi saatlere uyku kadar? Uyku saatimizde hani sonuçta gece çalışıyorsa o insanın gece yemekten başka bir çaresi yok. O yüzden ona en mantıklı şekilde hani uyuması, onun uyku saati kaçsa ondan işte 3-4 saat önce yemelerini bitirmesi. Sonuçta şimdi o insan gece çalışacaksa 7'de gece 3'e kadar aç kal dememiz de çok mantıklı, sağlıklı olmaz. O yüzden
Hani gönül ister ki herkes doğru saatlerde gece gündüz yaşasın ama maalesef herkesin öyle bir şansı yok. O yüzden uydurmak adına ben şey diye düşünüyorum. Uyumadan önce böyle 3-4 saat önce öğünümüzü bitirelim. Ara öğünlerimizde son böyle 2 saate kadar yine uyumadan önce yapabiliriz. Hani kaç öğün şeyleri öneriyorsunuz? 3 ara öğün, 3 ana öğün olarak. Ama şimdi mesela 3, ya çok zor iş ya. 3 ara, 3 ana. Aslında işte zor gibi düşünüyoruz ama bir çantaya bir elma atmak o kadar zor bir şey değil. Ya da yanımızda bir böyle leblebi taşımak. İşte bir paket fındık mesela kaç gram, yani çantamızda ne kadar yer kaplıyor. Hani onları taşımak. Canım onlar çok... artık çerez niyetinde oluyor, başlıyorsun. Bizde dur noktası yok ki. Bir ara öğün olarak görülebiliyor, onu söylemeye çalışıyorum. Aynen. İşte şeyi söylemeye çalışıyorum. Mesela badem alıyorsun. Ben mesela böyle alışkanlıkları çok sevmiyorum. Çünkü sonrası onun badem oluyor, ceviz oluyor. Ondan sonra şey aslında bu sefer kontrolsüz bir güç yani haline geliyor. Başlangıçta tabii öyle oluyor. Hepimiz için öyle. Yani ben size söyledim ki benim de 15 kilo kaybettiğim bir süreç oldu. Ben de işte sağlıklı dediğiniz gibi işte ceviz yiyeyim 10 tane yiyordum falan. Ama hani insanlar da birkaç gün bunu yapamayınca ah ben yapamadım diye düşünmek yerine tekrar tekrar denemeli. Bir insanın yeme şeklini, yaşam şeklini değiştirmesi zaman alacak tabii ki yani. Hani bir günde bir insan hani kilo vermek istiyorsun, yerken düşünmüyorsun ama verirken acayip sıkıntı çekiyorsun. Aynen ama işte mesela atıyorum 3-4 gün yapamayınca hemen şey demeyelim. Ya ben yapamıyorum bu işi, vazgeçeyim. Hayır. Bir daha denerim. Sonuçta çok büyük bir değişiklik. Yıllardır sen o şekilde yemek yiyorsun. Belki yıllardır her hafta 3 kere hamburger yiyorsun. Yeni hayatına adapte olurken bir süre sıkıntı çekince ay ben bu işi yapamadım demek yerine zaten hani yavaş, o yüzden pazartesi başlıyoruz da bir türlü o pazartesi gelmiyor ya. Ay ben bugün şunu diyeyim. Özellikle güne giden hanımlar, oturuyorsunuz, pastalar, börekler yiyorsunuz. İnsan düşünür gönderir, böyle şey pastalar gönderir yani, yeriz biz. Ay bak burada kaç kişiyiz. Araya onu da sıkıştırayım. Şimdi güne gidiyorsun ama bir görüyorsun oh, kısırlar, pastalar, börekler, poğaçalar. Şimdi can boğazdan gelir diyorsun, oturup yiyorsun. Yani. Sonra da kiloları alıyorsun. Ondan sonra da ne yapıyorsun? Vereceğim diye uğraşıyorsun. İşte o zaman giriyorsun. Ya bence kilit nokta şey oldu. Diyelim ki gittik. İşte bir günde bunu mesela çok sık duyduğum benim de yakınlarımdan bir problem yani. İşte ben misafirliğe gidiyorum ve misafir çağırıyorum. Yiyorum ister istemez. Aslında işte güzel bir şekilde mesela atıyorum diyetisyene gidiyorsa o kişi. Neden ne kadar yiyeceğini öğrense ve hani sonra akşamına daha hafif tutsa mesela ya da işte o öğünde hem ara hem ara ana öğün hakkını kullansa şimdi doğru şekilde dengelese herkesin, aslında mümkün yani. Herkesin porsiyon anlayışı farklı ya. Şimdi senin porsiyon anlayışın bir tabaktır, başkasının üç tabak. İşte onu diyetisyenimizde ya da işte yardım aldığımız kişiye sorarak. Şey o masaya geldiğinde diyetisyenmiş, oymuş buymuş umurunda değil. Çok aç bırakmamak gerekiyor vücudu. Yani çok aç bıraktığımız zaman da öyle haldır uldur yiyoruz. Yani bu tabii, kan şekerin düşüyor sanki yokluktan çıkmışsın gibi masaya saldırıyorsun. Yani. Aslında işte o 3 artı 3'ü çok duyuyoruz ya sizde. Herkesin ilk bildiği şeydir belki diyetle ilgili. Onun amacı o işte yeme ataklarını önlemek. Yani işte 5 saat önce yemek yemiş bir insan nasıl yemek yer? Koca bir tabak yer, belki 2 tabak yer. Ama işte daha 2 saat önce bir şey süt içmiş, yoğurt yemiş, bir şey atıştırmış, ara öğün yapmış bir insan çok daha küçük, çok daha kolay doyan porsiyonlarla ilerler yani aslında. Yiyerek o çok önemli. Aynen yani, kesinlikle. Leblebi, sonra fındık, fıstık mesela böyle şeyler, küçük çerezler. Mesela Antep fıstığının kalorisi kaldırdım. Çok fazla. Ama, başladım mı ben bitmiyor yani. Ama hücre yenileyici özelliği olan bir ürün mesela Antep fıstığı. Ama badem. İşte Antep fıstığını ben çok seviyorum. Dur makamı olması lazım. Yarım kilo. Yok öyle. Oturduğunda bir yarım kilo. Vallahi bilmiyorum. Can boğazdan gelir diyoruz ama ben mesela çok yeme alışkanlığım yok. Spor yaparken çok yiyorsun. Hani spor yaparken aslında işte bence spor yaparken de yemene dikkat etmen lazım. Spor yapıyorum ye. Spor yapıyorum ye. O işkenceyi çeken bilir. Çeken bilir. Kardiyoları yapıyorsun, ağırlıkları kaldırıyorsun. Hoca geliyor başına böyle artık ölüyorsun ya. Bıraksana be diyorum. Böyle olmaz mı? Kilo böyle verilir. Ya bıraksana arkadaşım diyorum. Ben kendi kafama göre takılacağım. Hakikaten ben sinir oluyorum. Neden? Çünkü yerken düşünmediğin şeyi zayıflayacağım, aynen, eriyeceğim bir forma gir. Ha forma giriyorsa aynı güzelmiş diyorsun. O işkenceyi de keyifle çekiyorsun. Ama o forma girene kadar var ya. O süreçler tabii zor hırpalayıcı. 18 yani. Artı 18 ay askerlik yapıyorsun. Aynen çok ya, kolay şeyler bu arada değil. Ben bu askerliğin arasında bir şiir dinlesek mi? Bir dinleyelim. Bir
gözlerimdeki duruşuna, bakışına, içimden bir türlü çıkmayışına, elbet mi sandın ömrüm sana? Tütünse tütün, dumansa duman, an hayal, nedir senden çektiğim? İdamsa idam, aramsa haram, bir sen misin ki dünyada kalan? Düşkün mü kanla yazılan yollarına, gözlerimden düşen her bir damla? Nedir senden çektiğim? Aranma zalim, köle mi benim aşkım sana? Kaşınla gözün arasında kaldım, sus. Kandım ha kandım, yandım ha yandım. Ben dudakların arasında kaldım. Sen bunun yarında mı yoksan yarında mı yoksan? Ceylan, Ceylan, her derdine razıyım diye. Bendeki gurur bir sana yok diye, bir sana yok diye. Kederlerine boyun büktüm diye, büktüm diye. Allah'ımda mı yok sandın sen beni, sandın sen beni? Allah'ımda mı yok sandın sen beni? Tütünse tütün, dumansa duman, yan hayan, yan. Tütünse tütün, dumansa duman, yan hayan, yan. Yıkıla yıka, düşe kalka geldim. Talan ettim aşkın yüzünden. Aldana aldana peşinde seldim. Yıktım bendimi çölüm kibirinden. Kapına dilencim aldım beni. Sustum diye çeker mi saydın seni? Ey zalim git. Gerisini sen anla. Tiryaki mi sandın kalbim sana? Kalbim sana. İçimden söküp atamıyorsam, her türlü ziyana katlanıyorsam, öldüğümü takmıyorsam ve hala ayakta duruyorsam, taş mı sandın, taş mı sandın, taş mı? Senden gitmiyorsam, müptelansam ben, şimdi ölüyorsam, takmıyorsan sen, ziyan saymıyorsam, çekiyorsam ben, sana tapıyorsam, bela mısın sen, bela mısın sen? Nazlı, tüm kahrına talibim diye, aşktaki onur tek sana yok diye, zülüklerine vurgun yedim diye, Allah'ımda mı yok sandın sen beni? Allah'ımda mı yok sandın sen beni? Tütünse tütün, dumansa duman, yan hayan. Aşk nelere kadir diyoruz. Aşık olmak isteyenlere iyi şanslar diliyoruz. Vallahi hakikaten insanlar duygulardan ibaret ve o duygular o kadar güzel şeyler hissettiriyor ki. Ama arada da reklam vermek gerekiyor. Biz kısa bir ara verelim. Aradan sonra aşka devam edelim, sevgiye devam edelim sevgili izleyiciler. Sunduğu Milletten Esen Rüzgar her perşembe akşamı saat 22'de sizlerle. Bu haftanın konukları Mesudiye Çavdar Mahallesi Dernek Başkanı Ramazan Ünver, Türk Halk Müziği sanatçısı Gamze Kütük. Milletten Esen Rüzgar hoş sohbeti ve müzikleriyle perşembe akşamı saat 22'de sakın kaçırmayın.
Ordu'da kırtasiye sektöründe 45 yıllık tecrübesiyle kırtasiyecilik belgesine sahip tek yer olan Orca Kırtasiye bu yılda farklılığını gösteriyor. Okulların açılmasına özel, Eylül ayı boyunca Orca Kart sahiplerine özel her 100 liraya 10 lira hediye çeki ve %5 para puan. 7'den 70'e herkese hitap eden 1000 metrekarelik showroom'unda siz ve çocuklarınız için güvenilir ve markalı ürünleri bulabileceğiniz Ordu'da tek yer Orca Kırtasiye'dir. Para puan ve hediye çekleri sizi bekliyor. Orca Kırtasiye 45 yıldır alışverişin güvenli adresi. Orca Kırtasiye, adliye karşısı Ordu. Hacıoğlu Grubun prestij projesi Piraziz Green Park Evleri yükseliyor. 4+1 2 blok 48 daireden oluşan Green Park Evleri Piraziz'de bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor. Tüm daireleri muhteşem deniz manzarasına sahip Green Park Evleri, kafeterya, kapalı yüzme havuzu, sauna, kapalı açık çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve asansörle otoparktan daireye çıkma imkanıyla fark yaratıyor. Siz de bu seçkin yaşam için harekete geçin. Green Park Evleri bir Hacıoğlu Grup projesidir. Hane bahane. Çocuklara peyniri sevdiren peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Ev sahibi olmaya hazır mısınız? Hayalinizdeki evi anlatın, biz yapalım. İster hazır projelerimizden tercih edin, ister projenizi birlikte hazırlayalım. Paslanmaz galvanizde çelik taşıyıcı sistemimiz neme karşı dayanıklı olup 100 yıl garantilidir. -40 derece soğuğa ve kar yüküne mukavemet gösterir. Birinci derece deprem bölgesi şartlarına uygun yapılmakta olup 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır. Üstelik istediğiniz her yerde her metrekare evinizi 15 gün içinde teslim ediyoruz. 11 bin liradan başlayan fiyat. Hayallerinizdeki eve sahip olun. Umudun olduğu yerde hayat başlar. Gün gelecek, umuda ihtiyacın olacak. Anlamaya, sabretmeye. Belki uykuların kaçacak, zaman geçmeyecek, desteğe ihtiyacın olacak. Umut demeye, güvenmeye, gerçek olduğunda, beklediklerin döndüğünde, işte o güzel haber geldiğinde biz hep seninle olacağız. Sımsıkı sarıl hayata, hiç bırakma. Gelişmiş sağlık teknolojileriyle tam donanımlı, her biri dalında uzman hekim kadrosu ve yardımcı sağlık personeliyle bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunan Özel Ordu Umut Hastanesi, nitelikli hizmet anlayışını güvenilirlik, etik değerlerden ödün vermeden 7 gün 24 saat sağlıklı bir hayata açılan kapı olmaya devam ediyor. Mutluluğa ve sağlığa doğru Ordu'da umut var. Özel Ordu Umut Hastanesi. Ordu'nun en değerli projelerinden biri olan Elit Park'ta daire satışları başladı. Şehrin tam ortasında Şirin Evler Mahallesi'nde devlet kurumlarına, hastanelere, okullara, yaşam alanlarına yakınlığıyla dikkat çeken Elit Park, fark yaratan projesiyle sizleri bekliyor. Bu projede yer almak için acele edin, kar edin. Elit Park bir alan yapı projesidir. Sevgili seyirciler, şu anda İstanbul Silivri Değirmenköy Mahallesi'ndeyiz ve Klas Arsa Ofisi'nin değerli konuklarıyla, misafirleriyle birlikteyiz. Onların teker teker görüşlerini almak istiyoruz ve yanında ilk konuğumuz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Maya, soy ismim Kızıltaş. Klas Emlak'tan arsa almak için geldim. Çok memnun kaldık. Servisiyle geldik. Çok memnun kaldık. Telefonla aradım. Telefonuma teyit ettiler. Gün verdiler bana. Pazar günü müsait misiniz? Buyurun gelin. Belirli bir yer gösterdiler. O belli bir yerden bize aldılar servislerini. Getirdiler. Misafir ettiler. Bir çay ikram ettiler. Ondan sonra getirdi. Arsalarını gösterdiler. Gösterdikler için teşekkür ederiz. Peki burayı nasıl buldunuz? Memnun musunuz? Çok güzel. Çok güzel. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz konuyla ilgili? Valla ben almak istiyorum. Herkes gelsin alsın. Nuh Derebaşı, Sivas'tan geldim. Nasıl buldunuz burayı? Yer çok güzel. Gayet doğal güzelliği, ormanı her şeyiyle beraber. Asfalta yakın. Güzel bir yer. Peki nasıl geldiniz buraya? Reklam filmini izlediniz? Reklam filmini izledim ve ofisi aradım. Bana servis numarasını verdiler.
Servis de beni aradı. Nereden alacağımı söyledi. Kağıthaneden aldık ve devam ettik. Doğal güzelliği var, ormanı var, her şeyi var. Bana asfalta yakın. Gayet güzel bir yer. Peki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tavsiye ederim bu paralara. Her yerden böyle bu paralara yer alınmaz. Silivri ofis sorumlusuyum. Tapu işlemlerinde diğer ablama yardımcı oluyorum. Birlikte işlemleri yapıyoruz. Müşterilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Tapuların daha çabuk hazırlanmasını sağlıyoruz. Onlara söylemek istediğim, siz de gelin bizden İstanbul Tapulu bir yer alın. Pişman olmazsınız. Çoluk çocuğunuza bırakacağınız bir yeriniz olsun. Son olarak da Klas Arsa Ofisi toprağın gücü diyorum. Ben Rami Sözbek. Küçükçekmece'de oturuyorum. Klas Emrah'ın televizyonlardan reklamını seyrettim. Çok güzel. Geldik buralara. Çok güzel yerlerimiz. Yani yerler olarak. Herkese tavsiye ederim. Sevim Şahin. Sarıgazi'den geliyorum. Reklamınızı izledik, beğendik. Bize cazip geldi. Bir geldik. Servisleriniz bizi aldı. Çok memnun kaldık. Hostes kızlarımızdan, çalışan kızlarımızdan. Buraya kadar çok güzel geldik. Yeriniz güzel, beğendik. Çok yoğun talep alıyoruz. Bu sıra kampanyalarımız devam ediyor. Şu an kampanyalı bulunduğumuz bölgelerin birinin üzerindeyiz. Yerlere çok yoğun talepler var. Yerlerimiz çok güzel, çok uygun. Sadece bir telefon kadar uzağınızdayız. Kısacası topraktan gelen güç biziz. Hızımızı hiç kaybetmeden, efendim hoş geldiniz. Sağ olasın kardeş. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben İhsan Şahin, Sivas. Peki reklam filmini izlediniz ve buraya geldiniz. O aşamayı anlatır mısınız? Çok güzel yerleriniz var, çok güzel iyi yerleriniz var. Kardeş memnun kaldık, Allah razı olsun. Peki efendim, sizden de Allah razı olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sultan, ben reklamınızı izledim. Mehmet Bey'den bir de arsa alacağım dedim, alacağım da yani. Bütün sülaleme söylüyorum, çekilsin gelsin, çok güzel havası var. Çok da memnun kaldım, Allah razı olun. Kardeş ben de Gürbüz Akbayır, Mehmet Akbayır'ın abisiyim. Biz bu arkadaşımla beraber aynı zamanda ümre arkadaşıyız. Kabe'de Hacı Agin'e inşallah beraber gideceğiz. Bu nasıl geldik? Beraber gideceğiz inşallah. Burada yerimizi alacağız abi, onu sana da kısmet olursa gideceğiz. Bugün burada müşterilerimize tanıtımımızı yaptıktan sonra şimdi sıra artık televizyon başındaki bizleri izleyecek yeni müşterilerimize bir de anlatalım bölgeyi. Şu anda Çerkezköy, Çorlu ve Silivri üçgeninin tam ortasındayız. İstanbul Silivri Değirmenköy mahallesindeyiz şu anda. Arazimiz konum olarak bir tarafı ormanın içerisinde ve bir tarafı ana asfalta çok yakın bir konumdadır. Ulaşım sıkıntısı kesinlikle olmayan bir bölgedir. Zaten siz de kendiniz de geldiniz burada gördüğünüz yerimizi. Ve şu anda çok ciddi bir kampanyamız var. Biliyorsunuz her zaman sürekli her ay bir kampanya yenilik yapıyoruz. Bu ayki kampanyamızı da sizlerin aracılığıyla buradan televizyon başındaki izleyicilere açıklamak istiyoruz. Yerimizi zaten kendileri de görüyorlar. Zaten diğer çekimlerde de görmüş olurlar yerlerimizi. Şu anda yerlerimizle alakalı şu anda satmış olduğumuz bütün yerler Değirmenköy'deki İstanbul Silivri Değirmenköy'deki bütün yerlerimiz 35 bin TL. 35 bin lira peşinatla değil. 35 bin TL arazinin tamamı. Üstelik kendi firmamız bünyesinde yapmış olduğumuz ufak yeniliklerimiz de var. Tapu masrafları firmamıza ait. Yol masrafları firmamıza ait. Yani evinizden alıyoruz, araziyi gösteriyoruz ve tapunuzu alana kadar cebinizden bir kuruş para çıkmıyor. Ve bu kampanyanın yanı sıra da bizim gene kendi bünyemizde yapmış olduğumuz taksitlendirme seçenekleri de bu kampanyamız için de geçerli. Taksit seçeneklerimizin de altını çizerek söylüyorum. Bizi aradıklarında müşterilerimiz, bizde vade farkı yok. Yani düşük bütçeli yatırımcımızla alakalı, halkımızla alakalı elimizden geldiği kadar, sizler de televizyonlarda görüyorsunuz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Annem bir tanedir benim. Misler gibi kokar hep. Öyle bir yemek yapar ki parmaklarınızı yersiniz. Hala kalkıp örter üzerim geceleri. Hiç üşümeyeyim diye. Bakmaya doyamaz. Saatlerce okşar saçlarını. Onu mutlu görmek her şeye değer. Annem, sen çok yaşa Emi. Anneler, sizin sağlığınız bizlerin mutluluğudur. Sigarayı bırakın, sağlıcakla kalın. Plastik adına aradığınız ne varsa hepsi tek bir çatı altında.
Gençler Plastik 25 yıldır değişmeyen kalitesiyle hizmetinizde. Kalite, estetik, dayanıklılık 25 yıldır aynı adreste. Gençler Plastik'te. Gençler Plastik %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle ve ürün çeşitliliğiyle sizleri bekliyor. Hem plastik esaslı ürünler hem de plastik ürünleri destekleyici diğer ürünleri beğeninize sunan Gençler Plastik uygun fiyatlarıyla da vazgeçilmez. Deneyimli personel, üstün teknik bilgi ve güvenilirlik arıyorsanız sizleri Gençler Plastik'e davet ediyoruz. Gençler Plastik, sektörde lider. Bir şehri tanımak, doğasını sevmek, emeğini görmektir. Bir şehri tanımak, geleneğini bilmek, geleceğe yön vermektir. Bir şehri tanımak, o şehri yaşamak ve orada olmaktır. Ankamar, bu şehrin marketi. Ve bakalım, iddia edildiği kadar Boğazcık Mağarası gerçekten öyle büyük, güzel bir mağara mı? Sen, peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir tarafından girilip öbür tarafından çıkılır mı mağaranın? Onu siz beceremezsiniz. Onu biz, ha biz beceremeyiz. Evet. Sen bana baktın böyle, dedin ki bu seni yiyecek olduğun iş değil. Şurada su aktığını görüyoruz. Sevgili izleyenler, şu anda yarasayı görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Kameranın da vizörünün nasıl buğulandığını göreceksiniz. Dur Muzaffer, elleme. Buradan göreceksin sevgili izleyicilerim. Bakın kameranın vizörü nasıl buğulandı. Düşmeyelim ama ha. Muza görüşürüm. Gözlerinden, deniz gözlerinden sel gibi yaşlar süzülüyor, hıçkırığın her yanda yankılanıyor. Bir gün döneceğin ümidiyle yola konmuştum, bir gün iki satır yazarsın diye razı olmuştum. Ey sevgili, en güzel sevgili, gül beyazım, papatyam, ay çekirdeğim, yazım, yazgım, sıladan bir daha dönmemecesine mi gittin? Özlemediğim doğru değil, kan kusum yalan değil. Toplumda yoksulun teki, ne yapacağını şaşırmış, kelimeleri silmiş, isimsiz kaldırımların yetimiyim. Şimdi ezanı Muhammed'in seher vakti. Güneş ufuktan gülecek, merhaba diyecek. Leylim ley, hava soğuk, sisli ve karanlık. Bir farın ışığı kadar aydınlığım ancak. Biliyorum, ısıtmasa da nerede doğacak güneş? Yine umut, umutlar var. Sabaha doğacak güneş. Bu şehirde kapısını çalabileceğim bir ışığım. Dertlerimin kayıklarını yüzdürebileceğim, sığınabileceğim bir limanım yok. Yazdıklarımı, anlattıklarımı taşıyabilecek, omzuna başımı koyup ağlayabileceğim, gözyaşlarımı silecek kimsem kalmadı.
O gül beyaz pırıl pırıl gelinliğin de elimde kal. Yine ışıklar söndür bugünün ihanetlerini. Geleceğin acılarını duvarlara karalıyorum. Canımın içi ümitlerimi tek tek sorguluyor. Sana beklentileri olanları idam ediyorum. Bilmelisin, İçimdeki seni zorla öldürüyorum. Allah aşkına, kapı aralığından sızan fersiz ışık, bir kere de gün ışığı olsa göz aldanmalarına inan. Oy gülüm sebebim sen, duvarlarla konuşan ben. Oy gülüm kederim sen, kederlerle boğulan ben. Oy gülüm sebebim sen. Susar mı sandın? Sen beni gamsız mı sandın? Her derde çare mi sandın? Bilmem sen beni ne sandın? Gam götürür, susar mı sandın? Çok özledim, gözlerim benden habersiz. Sihirli kutuya kayıtsız teslim olmuş. Darmadağın halimi görmüyorlar. Kulaklarım sadece sana kesilmiş. Yüreğimin yangınla aldırış etmiyorlar. İyi hissetmiyorum kendimi. Bir tuhafım. Ben üşümem bilirsin. Peki neden tutmuyor ellerim, ayaklarım, gözlerim neden mat ve donuk? Neden kilitlendi kör bakışlarım boşluğa? Neden konuşmuyor aynalar? Neden cevap vermiyor duvarlar? Ey sevgilim, en güzel sevgilim, gül beyazsın, çok özledim. Gittiğin yeri mesken mi tuttun? Dön, dön ne olursun dön artık. Umutlarım siyah çalmakta kar beyaz. Yüreğim, beynim, bütün bedenim karaya vurdu vuracak karayaz. Taş mı sandın beni, taş mı sandın beni, taş mı sandın beni? Bak şu halim. Uzat artık ellerini, un ufak oluyorum. Görmüyor musun? Görmüyor musun? Çıldırmaktayım. Gül beyaz. Gül beyaz. Gül beyaz. Sen beni gamsız mı sandın? Her derde çare mi sandın? Bilmem sen beni ne sandın? Gam götürür, susar mı sandın? Sen beni gamsız mı sandın? Her derde çare mi sandın? Bilmem. Sen beni gamsız mı sandın? Her derde çare mi sandın? Gamsız olmak iyi aslında. Vallahi. Biraz umursamamazlık iyi ama laftaki umursamamazlıktan bahsetmiyoruz tabii. Hiç olamadım biliyor musun hayatım boyunca. Bazen bazı arkadaşlarım ya Murat hiç yaşlanmıyorsun falan. Çok gamsızsın falan derler. Bu arada telefonumuz var alalım. Olur. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kiminle görüşüyorum? İsmimi söylemeyeyim ben. İkinizin de çok hayranlısım. Böyle imzalı resmi. Ulaşamıyorum bir türlü. Adını andık dedikodunu yaptık, kulaklarımı çınladı senin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tesadüfen bir telefon alıp hemen açtım, yoğundum çünkü. Ekran bembeyaz olmuş, iki beyaz yürek yan yana. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Selamlar, sevgiler. Benim canım abim Murat İnce. Sen keza öyle. Gerçekten iyi bir aileyiz biz. Yayında bölmek istemiyorum, keyifle izliyorum. Sen de gel seneye, pardon haftaya, pardon aya. İnşallah. Daha yeni yani buradaydı. Ya, seneye dedim sonra düzelttim. Bir yıl sonra görüşürüz. Biz zaten görüşüyoruz bu zaman. Gönlümüz her zaman bir. Murat abicim seviliyorsun.
İyi yayınlar diliyorum size. Çok keyifli. Bence kapatma. Sen de seviliyorsun. Hani bir kuble mi diyorsunuz? Bir kıta mı diyorsun? Bir mısra mı diyorsun? Ankara havası yapmıştık. Bence ondan bir bölüm ya da Asim'den bir bölüm. Böyle senin bestelerinden. Söylesen de şurada bir kulağımızın pası açılsa. Eyvah eyvah, ama şiirini de okumak lazım Murat abi. Şimdi şiirini burada zor olur biraz. Bence sen şarkıyı söyle. Belki araya başka bir şey söyleyebilirim. Hatam olmuş olabilir, hiç farkında değilim. Hırçın bir dalga gibi etrafımda gezerim. Kes cezamı hükmümü, kaderimse çekerim. Vur kelepçe gönlüme, ben hükümlü gezerim. Hediyem olsun. Kurban olurum. Teşekkürler. Yüreğine sağlık canım benim. Çok çok öpüyorum. Yine görüşmek üzere diyorum. Görüşeceğiz her zaten. Zaman, görüşüyoruz her da. Zaman, her zaman. Her zaman. Gönlümüz bir. Aynen. Abimi de orada görmek çok keyif verdi hakikaten. Kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Öpüyorum sağ ol, hocam. Şereflendirdin İlhami. Çok teşekkür ederim. Canım abi. Teşekkürler canım benim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. İşte Türkiye'de özel seslerden bir tanesi de İlhami ama... nedir bilemiyoruz, hani sistemsel mi artık neden? Sesiyle iyi oynayamıyor, ondandır. Ben sana söyleyeyim. Bence... İnsanlar stüdyoda seslerinin olduğundan farklı değiştirebiliyorlar ya. Ya Allah aşkına, kaç kişi bak telefonun arkasında söyledi. Tabii canım, söyleyemiyorlar. Dinledi. Seyircilerimiz de dinlediler. Gayet yani, güzel bir ses. İşte az önce de konuştuk ya, bazı şeylerin değeri varken bilinmiyor. Mesela hangi şarkı, Karadenizli bir şarkıcı vefat etmişti de, Kazım, evet, Kazım Koyuncu. Sonra herkes bir Kazım Koyuncu dinlemeye başladı. Ben. O işte gidiyorum, o yaşarken de söylenmiş bir şarkıydı. Kazım'ı yani, seviyorlardı. Gerçi tam zirveye doğru gittiği zamanlarda da erken vefat etti. Ama şöyle bir şey var. Hani sonrasında bazı söylentiler çıktı ya. O dönemleri hatırlıyorum ben. Hani bu kadar teknoloji gelişmemişti. Bu kadar bir anda büyüme şansı yoktu. Şarkıları çok güzeldi ama sonrasında işte bu işten kimler payelendi? Yapımcısı payelendi. Ama o yaşarken zorluklarını, sıkıntılarını yaşadı. Ki birçok örnek var. Aklıma ilk gelen o. Yani sanatta, yani sanatta gönül vermiş birçok ağabeyimiz, usta, arkadaşımız gerçekten çile dolu bir yaşam sürüklemekte. Sanatçı olmanın getirisi ve götürüsü noktasında düşünsene, şimdi tanınıyor ve biliniyorsun bir noktada. Atıyorum bir dizide oynadın filan ve yüzün tanınmaya başladı. Ben kendiyle çok barışık bir adamım. Metrobüs, metro, şey fark etmez, dolmuş, taksi, kendi aracım, otobüs, ne uçak. Ne olacak canım, sonuçta seni diğer insanlardan fakat, ayıran yaptığın iş. Yaşamsal alanlarımız, koordine ettiğimiz hayatlarımızın içinde bazı şeylerin olmazsa olmaz olduğunu bilmek ve onları da yerine getirmek için kazanç, kapılarının açık olması gerekiyor. Elinden de eğer sanatçı arkadaşımın başka bir iş gelmiyorsa ciddi sıkıntılar, sonrasında bir depresyon hali. Hep hatırlatıyorum, bir kez daha söylemek istiyorum. Ben bu ülkede eğer bir kültür bakanı olursam dedim yıllar yıllar önce, ya da bu hayata, bu yöne, sanata yön verebilen bir varlık olursam, elimde bir sihirli değnek olursa, sanatkarın albümü, kitabı, yaptığı şeyler yerde kalmayacak. Muhakkak parlayacak ve değer verilecektir. En azından bunun için uğraşacağımı söyledim. Ve bir kez daha hatırlatıyorum. Hani her önüne gelenin kitabını basmak, her önüne gelenin albümünü basmak basılabilir. Parası olan bu işi yapmamalı. İşi bilen yapmalı. Yaptığını farz edelim. Yaptığını farz edelim. Hadi onlar da devam etsin ki hani yeni şeyler gelsin, umut olsun. Bir etik kurul olmalı ve hak eden yazarların, hak eden heykeltıraşların, ressamların, müzisyenlerin, bestekarların, yorumcuların, televizyoncuların, iyi program yapan programcıların bir listesi tutulmalı ve bunlar birden fazla iş yaptıkları vakit, işte hayata kattıkları olduğu an, o etik kuruldan geçtiği vakit devlet demeli ki, hani ben seni devlet sanatçısı yapıyorum değil de
devlet sanatçısı tamam, biz halkın sanatçısıyız. Bu arada Neşet Ertaş ustamı saygıyla, sevgiyle, rahmetle yad ediyorum. 5. yılını geçtiğimiz günlerde yad ettik vefatının. Biz halkın sanatçısıyız. Devletimiz şunu yapabilir. Evet, benim işte 300, 500, 1000 tane neyse artık sanatkarım var. Bunların içinden şu kadarı gerçekten bunu hak ediyor ve işte mesela ben MSG ve MIOR bir meslek birliği, yani müzik dünyasına yön veren bestekarlar, işte söz yazarları dünyasına yön veren iki tane oyun var. Her bir meslek grubunda bir oyun var. Yani bu dünyaya el kaldırıyoruz, müzik dünyasına. Ve seçici kurul, yani asil üyeyim. Seçilmeli, o kalitede ürünler veren o sanatçılarımız belirlenmeli ve bu sanatçılarımıza hiç yaşam boyu kayıtsız şartsız, yaşam boyundan sonra da varsa kızı, varsa eşi, onlara da bazı haklar verilmeli aynı emekli edildiği gibi. Bir defa sağlık güvencesi, emeklilik hakkı, ciddi bir maaş, bunlar yapılmalı. Ev verilmeli ya. Tamam mı? Yani bunlar yapılmalı. Sanatçı diyorlar ki bohem olduğu sürece güzel şeyler üretiyor. Kardeşim ben en iyi şiirlerimi varlıklıyken yazdım ya. En iyi şiirlerimi halim durumum çok iyiyken yazdım. Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. Ciddi bir mücadelenin içindeyiz. Hani bu bir ağlama melodi makamı bilmem ne olma, öyle herkes değil. Herkesin başına her şey gelebilir hayatta. Yani, ya. Hiçbir şey baki değil ki. Öyle değil ama ben eğer geçim mücadelesi içindeysem, oturdum evin kirasını, eğer binebiliyorsam o arabanın vergisiydi, benziniydi, bilmem neydi düşünüyorsam, çocuklarım varsa onların giderleriyle ilgili kaygılar içindeysem, ya neyin sanatını yapmaktan bahsediyorsunuz? Sanat moral bir hobi olmadan, gibi gözüküyor artık. Nasıl? Yani hobi olarak düşünmek gerekiyor bu mantıkta gitmeye. Böyle olursa da hobi olduğu vakitte de hobi de kalacaktır. Yani lay lay lom şarkılar türecektir, lay lay lom şiirler, şöyle ya. Ya her şeyi bir kenara bırak. Evlilik programlarına çıkıp da dizi yapan insanlar var. Şimdi bu işi, hayatını... O da başka bir şey. Yani belki buradaki olay yine bizde. Biz prim veriyoruz. Halk olarak biz onları besliyoruz. Biz onları izlemesek, biz onlara reyting yaptırmasak, biz onlara bu fırsatı vermesek, onlar bu imkanlara sahip olmaz ki. Bence olay bizimle alakalı. Ne istediğimizle alakalı. Halk sanattan çok şebeklik yapanları, bağışlasınlar beni, daha çok seviyorlar. Yani Instagram'da İyi bakıyorum. İyi şeyler konuşulmuyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Duymadığım, görmediğim tipte insanlar abuk subuk şeyler yapıyorlar. Ve bizim aile kültürümüze, toplumumuza hiç de uygun şeyler değil. Bakıyorsun ama milyon, insanlar buna milyon takipçiler, veriyor. Milyon tıklanmalar filan. Aslında çok da paya verdiklerinden değil. Orada kendilerini görmek istemiyorlar. Fakat böyle şey onlara eğlencelik geliyor. Bu eğlenceliklere de ihtiyaç vardır. Ama bir tarafta da ana yemek. Ama şöyle ana, bir şey var. Sanata da sahip çıkmak hani lazım. Onlar eğlencelikten bahsediyorsun. Aklın ve mantığın bittiği yerde yapılmış davranışlarla. Bana göre uygun akılcı, değil de. Akılcı, sağduyulu, pozitif mesaj gönderen insanların neden takipçileri az? Yani, İnsan neye ihtiyacı varsa onun peşinden gidiyor demek ki. Evet, dibe çok vurdurmadan söylemeye çalışıyorum. Bana göre hiç uygun olmayan platformlar. Abuk, subuk. Ya o kadar ilginç şeyler var ki. Yani oturuyor ya. İnsanlar artık şu telefon dediğimiz bak, teknoloji çağında. Bak bir YouTuber çıktı. Bir YouTuber çıktı, genç bir çocuk, polisimize, devletimize vurun kırın diyen bir tip, milyonlar takip ediyor. O veleti de benim evladım da takip ediyor. Ne acı değil mi? İşte maalesef aileler de diyoruz. Ha? Bu teknolojiyi kullanmayı bilirsek doğru şekilde doğru yere gider. Ama şöyle düşün, magazin dünyasına bak ya, hiçbir yere gitme. Kavga dövüş olduğunda takip ediyoruz. Bir tanesi işte iyi bir şey yaptığında, güzel bir şey yaptığında niye hiçbirimiz konuşmuyoruz? Çünkü biz kötüden besleniyoruz çok belki. İlginç, çok ilginç. Bak ya, sosyal medyada çok önemli bir mesaj veriyorsun. Çok güzel bir kart, güzel bir söz. Kimse de tık yok, öyle bakıyorlar. Ne kadar istatistikler olduğunu görüyorum. Bakıyorum 100 bin kişiye ulaşmış. Beğeni sayısına bakıyorsun, yoruma bakıyorsun. İlginç derecede komik. Yani çok az. Ama abuk subuk bir şey yazıyorsun oraya. Arkadaşlar ya, en basit, yani bir yoklama rica ediyorum diyorum. 300-500 kişi hemen yorum yapıyor. Beğeniler geliyor. Ya biz nereye gidiyoruz ya? Biz herhalde artık bir şeyleri görebilenler
görmek istemeyenler diye ikiye bölüneceğiz. Ama herkesin bir gün mutlaka bugün konuştuğumuz şeylere de ihtiyacı olacak. Sanatın değerini bilene ihtiyacı var. Her şey değerini kıymet bilende güzel diyoruz ama ne kadar bu zaman alacak bilmiyorum ama ben yeni gelecek, yeni yetiştirdiğimiz nesilden çok umutlu değilim. Çünkü çok çabuk tüketiyorlar, çok çabuk öğreniyorlar, çok çabuk harcıyorlar, çok çabuk alıyorlar, çok çabuk bırakıyorlar. Dikkat çekmek için kendileri olmadığı, yani öyle olmadıkları halde öyle bir platformda kendilerini öyle gösteriyorlar. Ama onlar o da değil. Bu da çok acı. Mesela ben konuşuyorum yeni yetişen nesillerle. O kadar müthiş bir özgüvenleri var ki korku yok. Her şeyi onlar biliyorlar. Sen kimsin? Anne baba olarak saygı yok. E şimdi böyle bir yetiştirdiğimiz bir neslin bize getirebileceği bir artı olduğunu ben çok düşünmüyorum. Ya bir tanesi masa kurmuş. Vallahi ilk defa tesadüfen gördüm. Belki bir arkadaşımız paylaşıyor. 80.000K, 90.000K takipçi Instagram'da, bak hiç tanımıyorum. Bu belki benim ayıbım. Ama yani Şükran oraya içki koymuş. Yani içki şişeleri var. İçiyor ya da içiyor havasında. Okuduğunu zannediyor. Ya bizim aldığımız eğitime ne oldu kardeşim? Ben yıllarca diksiyon eğitimi aldım. Yıllarca devletin kanallarında, Türkiye Polis Radyosu'nda 14-15 yıl hizmet verdim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda 4 yıl kadar çalıştım. TGRT FM'de. Yazdıklarım var. Türkçeyi doğru etkin kullanma sanatı üzerine yazdığım kitap var. 500'den fazla talebeye yetiştirdim. Bizim okuduklarımız şiirse, o arkadaşın okuduğu ney? Ya da onunki şiirse bizimki ney? Onunki sanatsa bizimki ney? Bizimki sanatsa onunki ney? Ya bizi böyle mi görmek istiyorlar? Bize yakıştırmıyor kardeşlerim. Ben, Allah muhafaza, ben masada böyle bir şey yapsam, öyle bir alkol masası kursam da bir şey yapsam vallahi beni taşlarlar ya. Bak yemin ederim taşlarlar. Ama, zaten ama bakıyorsun her şeyin bir ayrışma adam röbaçta bir abuk subuk yanına bir kadın almış. Ben kadınımla öyle bir pozisyon veremem ya. Ben ailemle onu yapamam. Biz Türk toplum örf adet biz bunları yapamayız. Bunlar batı. Bunlar başka bir şey. Ya batı da öyle da değil ya. Yani batı kadar, da öyle değil. Bu kadar yok yani böyle şey. Hani batıya diyoruz da batı bu kadar değil yani. Biz birazcık işin görgüsüzlük boyutuna gidebiliyoruz bazılarımız. Ya bu özgüven dediğin şey bence şey olmamalı. Ahlaksızlık olmamalı ya. Bu kadar net. Ne demek ya? Ben sevgilimle olağan dışı şeyler ya da eşimle olağan dışı şeyleri o dört duvarın içerisinde yaşarım ve onu bir yani tanık Rabbim olur. Başka kimse olamaz. İkimiz ve Rabbim. Başka kimse olamaz. Ama artık bunu oraya taşımış. İki kişi olarak da düşünmüyorum. Artık her şey çok dejenere olmuş. Bakıyorsun sevgili eşi, hayatımın anlamı, iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Şimdi oraya yazınca ne oluyor? Hani gerçekten sevdiğin için mi yazıyoruz? Bana samimi gelmiyor biliyor musun? Hani gerçekten hani ya gelmiyor. Kocişko ne demek ya? Kocişko ne demek ya? Kocaman şişko demek, ne bileyim ben ne demek. Ya, ya bir Türkçe'de yok kocişko. Eyvallah, sen kocana kocişko diyor olabilirsin de bunu buraya niye taşıyorsun abi? Yani bundan niye prim yapıyorsun? Hani ne demek bebişko ya? Gibi bir şey olmuş. Nasıl? Yani bebişko gibi bir şey olmuş. Yani o bile şeydir. Aşkitom. Titom. Ya böyle bir Türkçe yok. Ya insan... Şükran, işte benim oğlum 8 yaşında Tibet, vallahi çok özeniyor ya. Diyorum ki babacığım bunlara bakma sen. Ama işte lütfen sen diyorum yani engel olmaya çalıştığımız kadar. Sen ne kadar engel olabilirsen ol, o çocuğun elinde sosyal medya, sanal dünya, cep telefonu, bilgisayar olduğu sürece senin göstermek istemediğin her şey onun önüne düşecek. Onu öyle nasıl takip edebileceksin? Edemiyoruz. Edemezsin. Mümkün değil. Burada yapmamız gereken yine ebeveynler olarak çocuklarımıza aman başkasından gördü, aman ya, orada da bir şey yapamıyorsun. Hani çocuğun geri kalsın istemiyorsun ama 8 yaşında 1000 TL'lik bir telefon almanın bir anlamı yok. YouTube'da patlamalık şarkılar, kafa şarkılar. Şimdi devlet birçok şey engel koyuyor. Bunlara niye bakmıyoruz abi biz ya? Ne demek patlamalık? Orada şöyle kendini bir şey gördüm. Şimdi devletin işi gücü kalmadı da şimdi bu sanatçıların peşine mi düşecek? Hayır yani? Sanatçı değil. Çoluk çocuk orada milyonlarca tıklanmış, takip edilmiş şarkılar yani var. Yani şöyle bir şey var. Ona nasıl müdahale edecek davranışlar devlet? Davranışlar var. Uyuşturucu almış çocuklar orada onları paylaşıyorlar. Neden bunlara engel olmuyor? Her şey engel olunuyor da buna neden engel olunuyor? Onu belki de hani onu belki de şey yapmak lazım. Şimdi var çok olan kolay, bak şuraya musun? Müdahale edebiliyorsun. Çok kolay. Bak çok kolay. RETÜK neler engel oluyor? Buralara engel oluyor. Televizyonlar falan ya.
buranın da Türk Telekomünikasyonu'nun böyle bir birimi var. İşte açık saçık şeyleri, bazı şeyleri engelleyebiliyorlar. Ama şikayet olduğu durumda yapıyor. Yani, şu takip edemezsin ki. Şimdi YouTube diyorsun, hani o kanaldan bahsediyorsun, sosyal medyadan bahsediyorsun. Ne oluyor? Bazı söylenmemesi gereken şeyleri söylediğinde hesabına müdahale edilebiliyor. Ama burada yine söylüyorum, biz bireyler olarak üzerimize düşeni yapmıyorsak devlet de neyle uğraşsın? Ortaya çıkan sapıklarla mı uğraşsın? Yani neyle uğraşacak? Muhakkak uğraşıyor devlet şu anda bunlarla. Uğraşıyor engel ama koyuyor. Ne kadar uğraşabilecek? Birimlerdeki eleman sayısı artırılmalı, bence olmalı. Olmak zorunda, başka çare. Ya ilerleyen aşama zaten bizi bir noktaya götürecek. Ama yine söylüyorum, onların ailesinin var olduğunu ve bu ailelerin yapması gerekeni yapmadığı sürece biz devlete bu yükümlülüğü çok fazla veremeyiz. Biz evladımıza sahip çıkmazken devletin bizim evladımıza sahip çıkmasını bekliyor. Kaç tane evlat var sahip çıkacak? Kapının önünü süpürürsen temiz bir toplumdan bahsediyorum. Anladım. Onu zaten yapmak zorunda. Bunu her defa söylüyoruz. Ama biz işte ebeveynler yapmıyor bunu. Bak, baktığın zaman çocuklar büyüyor sanki sokaktan almışlar. Biri getirip kapılarına bırakmış, muamelesi gören çocuklar var bu ülkede. 5-6 yaşında sokakta dilendirilen çocuklar var bu ülkede. Evet. Yani o kadar çok temizlememiz gereken yer var ki bu işi en azından yapması gerekenlere bırakalım. Biz zayıflamak... Mesela sağlık sektöründe de çok geçerli. O kadar kirli bilgi dolaşıyor, o kadar hiçbir fikri olmayan insanlar çıkıp çok özgüvenli bir şekilde söylüyor ve aslında bunlara da bir denetim gelmesi ya, gerektiğini düşünüyorum. Bir de para için... Ürün satıyorlar işte. İşte onu söyleyeceğim. Para için kullanmadıkları, belki içmedikleri bir ürünü sırf aldıkları para karşılığında insanlara zarar verebilecekleri boyutta reklam amaçlı yapıyorlar. Halk da burada kendisini sorgulaması lazım. Ben bir yere gidiyorum, bir şey soruyorum. Sonra onu araştırıyorum. Araştırma yok, sorgulama çünkü yok. Kilo çok zaaf bir konu ve bunu bir ticari kâra dönüştürüyorlar. Yani kendi menfaatleri o insanların kesinlikle sağlığından, psikolojilerinden, sonraki durumlarından i̇şte çok daha önemli. Biliyorsun zayıf maalesef yani. Tanıdığın zaman da zayıf, şu anda zayıf. Aa, ben bu ürünle zayıfladım diyor. Şimdi biz burada şunu sor. Ya arkadaşım, bu ürün çıkmadan önce de bu zayıftı. Bu spor yapıyor. Bu şekilde zayıf kalabiliyor demiyoruz. Aa bak, bu zayıflamış, biz de zayıflı. Şimdi beyinler sorgulayamaz. Zaten sorgulamayan beyin bitmiştir bana göre. Sorgulama yok bizde. İçindekiler, prospektüs dediğimiz yerdeki içindekiler bölümüne bakıp etken maddelerini araştırmaları gerekiyor. Tabii sorgulamayı öğrenme. Yani bir şey, sen bu suyu içeceksen, bu bardağın içindeki su mu acaba? Biz otel araştırırken buna bakıyoruz değil mi? Hemen ne demişler, kaç yıldız vermişler. Tabii canım, tabii. İşte bir ürünü alırken de böyle bakabilirler. Artı etken maddelerini inceleyebilirler. Bunun vücuda sağlığı, sağlığa zarar filan. Sağlıkla da ilgili kısa öz ben şunu söyleyebilirim. Bir kez daha hatırlatarak çok kez söylüyorum herkese. Ne kadar yersen o kadar kilo alıyorsun. Az sık yeme hadisesini hanımefendi birçok defa söyledi. Spor yapacaksın, sağlıklı besleneceksin. Sağlıklı beslenmekten kastımız da az yemek, kaliteli şeyler yemek. Mesela bunu söylerken yenmemesi gereken, tüketilmemesi önerilen besin grubu var mı? Mesela şu an çok popüler bir şey. Hepimiz maalesef ki dışarıda beslenmeye çok yöneldik. Fast yani food. Bundan 30 yıl öncesinde aslında evde sofralarımız çok daha fazlaydı. Aile sofraları, evde yeme kültürümüz. Artık çalışan hayatta, kadının da çalışmasıyla soğanı birlikte dışarıda... Soğanı bile doğruyorlar, sana satıyorlar ya. Aynen. Sen öyle soğan bile doğramıyorsun. Bu kadar da rahatladık yani. Fast foodlardan uzak durmaktan yanayım. Çünkü onun içindeki yağlar sağlıklı değil. Doymuş mümkün yağlar. Mümkün mertebe yani, hani belki işte, evet herkes yiyor. O yüzden ben nasıl hiç yemeyeyim diyeceğim. Obezite diyorlar. Küçük ama minimize yaşlarda etmek başladı bizim aynen ülkede. Öyle maalesef. Obezite yani çok küçük yaşlarda. İlkokullara indi yaşlarda maalesef. Şimdi yani bu çocuklar demek ki aile çocuklarını nasıl besliyor? Aslında i̇şte hazıra yöneldik. Kolaya kaçtık. Hazır şeyler veriyoruz. Bizim de belki kolayımıza geliyor yani. Hani, ya aman ben maliyetli bunu... iş ama ya. Vallahi ya, dışarıda yemek yemek maliyetli iş. Pahalı tabii canım. Pahalı, hani ucuz da değil. Bir artık fast food yiyorsun ama emek karnın vermek çok ki zor geliyor bize yani. Bir oturayım, bir yemek yapayım, işte sağlıklı olsun, o yemeğin içinde vitamin olsun. Anadolu bu kültüre olan sahip de biraz büyük şehirlerde bu biraz daha keşmekeş haline geldiği için, düşünsene karşıya gidiyorsun, trafiği hesaplasan 2-3 saatin yolda geçiyor. Hani eve gittiğinde bırak yemek yemeyi, kolunu kaldıracak halin yok. Ne yapıyorsun? Yemek söylüyorsun. İşte aslında çok da maliyetli. O noktada şu var, hani dışarıdan yemek söylemek durumundaysak gerçekten
dışarıdan yemek yapamıyorsak, o zaman da yemek seçmek mümkün aslında. Yani sanki şey gibi, dışarıdan yemek zorunda olmak fast food yemek, yağlı yemek anlamına geliyormuş gibi bir algımız var ama halbuki yine dışarıdan salata da sipariş verebiliyoruz, tavuk da sipariş verebiliyoruz. Canım, salatayı, güzel salatayı sipariş edeceğim, oturur doğrarım, 5 dakikalık iş. Yani ki aslında yani, birazcık hani da kendimize değer vermemiz lazım. Aynen öyle. Beslenme düzenimiz, hani hazırlayabiliyorsun da mesela, kendi hafta sonları çalışmıyorsan, insanlar mesela ne yapıyorlar, çalışan kadınlar, çocuğu olan kadın bir haftalık yapıyor aslında, hazırlıyor, buzluğa atıyor, ondan sonra pişiriyor onu. Keşke herkes öyle olsa, ne kadar işte çocukların... çocukluk dönemindeki obeziteyi engellemenin en güzel yolu olur yani, evde beslenen çocuklar. Çünkü çocuklara yaygınlaşmasının en büyük nedeni bu yani. Dışarıda yiyor, sosisli hotdog alışıyor, yeni moda işte hamburger alışıyor, bir sürü yağlı şey alışıyor, abur cuburlar zaten çeşit çeşit. Bir de lezzetli oluyor. İçine kullanılan o Çin tozu yani denilen işte. Şey işte. Neyse, lezzetli oluyor. Bağımlılık yaratıyor. Kesinlikle. Hani yemek de bitse iyi. Adamlar işi o kadar güzel çözmüşler ki de bağımlılık yaratıyor. Kesinlikle. Reklamlardaki bir sürü sağlığa zararı olan gıda diyeceğim. Gıda da demeyeceğim. Fast food tarzı. Onun dışında işte çerez niyetine yediğin. O çocukların zaten beyin algısını reklamlarda bitiriyorsunuz. Tabii reklamlarda renkler kullanılıyor mesela. Bu renk oyunları, logo oyunları, bunların hepsi de aslında beynimizde birer mesaj yani. Beynimizde onları yeme isteği, hazzı uyandıran şeyler ne yazık ki yani. Ne yapmak gerekiyor? Yani nasıl beslenmemiz gerekiyor? Şimdi sürekli salata alışkanlığı. Yok elbette ki. Çünkü insan mesela bir gün... kabak mıydı? Bir elma detoksu çıkardılar. Bir lahana çıkardılar. Ya bir lahana çıkartıyor, 20 gün lahana yiyorsun. Kilo veriyorsun ama sonra metabolizma hızlı verdiği için hızlı geri aynen alıyor. Öyle. Ne yapmak gerekiyor şöyle bir düzenli kere, şekilde? Günümüzde şu an çok yaygın bir şekilde tek tip beslenme modası çıktı. İşte dediğiniz gibi lahana diyetleri, kabak diyetleri. Yani bunlar sadece maydanoz diyetleri. Yok işte sadece protein ağırlıklı diyetler. Vücudumuzun doğru şekilde metabolizmamızın devam etmesi için bizim kesinlikle her besin ögesinden almamız gerekiyor. Buna karbonhidrat da dahil, protein de dahil, yağ da dahil ya da posa dediğimiz liflerden almamız gerekiyor ki metabolizmamız doğru şekilde çalışsın. Sadece protein yiyen bir insanın metabolizmasının sağlıklı çalışmasını bekleyemeyiz. Ya kilo protein kayıpları, zehirlenmesi oluyor sonra kesinlikle. Aşırı protein. Böbreğe yük biniyor. Bu böbreğe binen yük ileriki zamanlarda çok ciddi sıkıntılar, ciddi sağlık sıkıntılarıyla karşımıza çıkıyor. Yani biz sanıyoruz ki biz bugün böyle besleniyoruz, İşte kilo veriyoruz ya da vermiyoruz ama bu böyle devam edecek ama 10 yıl sonrası bilmiyoruz. Çok hızlı verilen kilo da çok hızlı alınıyor. Kesinlikle zaten. Öyle. Vücut değişik bir metabolizmayla çalışıyor. Sen ne kadar hızlı veriyorsan senden hani hızlı geri alıyor. Sağlıklı kilo kaybı aralığımız belli yani. Ayda 4 ile 6 arasında kilo vermek sağlıklı bir aralık. Bunun üstünü veriyorsan demek ki yolunda gitmeyen bir şey var yani hani. O yüzden ve de daha önemlisi hani sanıyoruz ki kilo verdik. Diyelim ki o protein diyetiyle eskaza kilo verdik. Eskaza bir şekilde koruduk. Ama şöyle bir şey var. Vücut aynı tip beslenmede artık o vitamini, mineralleri neyse alması gereken almadığı için bu sefer ters tabii, bir etki yaratıyor. Yani. Çok fazla. Her gün makarnaya. Bir hafta kilo alırsın, bir hafta sonra bitti. Vücut çünkü ona zannediyorum bağışıklık mı geliştiriyor, direnç mi geliştiriyor, bir şey oluyor. Kesinlikle. Zayıflamaya başlıyorsun. Yok yani tabii makarna örneği için değil de mesela protein diyetlerinde bir sürü. Canım, hani, ben denedim makarnayı, bir hafta yedim canım, bir hafta sonra ister istemez vermeye başlıyorsun. Yani ben de bir şekilde çok farklı işte patates diyeti denedim, yok işte protein diyeti denedim, denemedim dersem yalan olur. Yani ben de denedim ve işte veriyorsun vermiyorsun ama ben onların sonunda hep daha fazla aldım yani ve bunun bir sürü işte sendrom onları var yani artık veriyorsun 5 ama onu 10 olarak alıyorsun çünkü bunun yolu yöntemin üzerinden yürümüyorsun sen yani. Ne yapmak lazım peki? Bir kere dengeli yani mümkünse imkanımız varsa bir diyetisyen yardım almamız şart çünkü bu işi profesyonel hani herkes çıkıyor sizin de dediğiniz gibi herkes sanatçıyım diyor, herkes ben biliyorum diyor ama hayır yani bu işin eğitimini alan, beslenmenin eğitimini alan tek meslek grubu diyetisyenler yani o yüzden bir kere. Ama siz diyetisyenler de kendi aranızda birlik oluşturmanız lazım çünkü her diyet
diyetisyen farklı bir şekilde diyet öneriyor. Bu sefer de kalıyorsun, hangisi doğru diyorsun. Bu sefer doğruyu bulmak için de deneyimliyorsun. Güven kaybı da oluyor. Bir de biliyorsun örnekleri, bir hemşirenin gidip dudaklarına yani hani böyle bir ya toplumun mantığından bahsediyorsun. Çok haklısınız. Uzlaşmak çok çok önemli. Hemfikir olmak, söz birliği çok önemli ama o noktada da şu devreye geliyor. Yani mantığımızda düşüneceğiz yani. Birisi bize sadece protein ye diyorsa, bunu bir diyetisyen yapıyorsa, bilmiyorum var mı bunu yapan bir diyetisyen ama ben duymadım. O zaman düşüneceğiz yani. Kendi mantığımız... Diyetisyen olunca diploma mı soruyorsun? Bu ülkede diplomayı sormuyorsun. Keşke işte dediğin, yani bu sanat içinde bu ülkede herkes istediği, ben buyum diyebilir, doktorum diyen insan da duyuyoruz yani. Yani bugün sen Murat yani. Ben doktorum desen, senin doktorluğunu sorgulayabilmem için sana muayene olup gidip, yani hangi muayenehaneye gittiğimizde İkna oradaki edelim. diplomaya bakıyoruz ki bu ülkede diş hekimiyim aynen. deyip diş hekimi olmayan, avukatım deyip avukat olmayan, öğretmenim deyip öğretmen olmayan birçok insan var. Avukatınca bilenler zaten bunu yaptı bu ülkede. Yani abdominal bölgemizde oluşan abezyonlara, bariyerler falan bir yani yaptılar. İşte o noktada maalesef. Da keşke bir de sen utanıyorsun tek. Orada ha, abdominal dedi. Aa biliyor muyum? Bilmedi adam. Ha bak işi biliyor. Ya hatta Türk filmlerinde vardır ya, adam İngilizce bilmez ama konuşur karşıdaki ne konuştuğunu bilmez. Aa görüyor musun, adam ecnebice biliyor falan. Aslında var ya, ağlamayacak halimize gülüyoruz. Her duyduğumuz Arapça şeyi dua sanıyoruz mesela gibi böyle. Aslında hiç irdelemiyoruz yani, irdelemek işte çok sorgulamak. Önemli. Sorgulamak. Bir şey öğrendiğin zaman niçin? Neden? Ben gidiyorum mesela tamirci, arabayla ilgili. Adam başında duruyorum. İşime yarayacak, belki hiç yaramayacak. Bu ne işe yarıyor? Adamın psikolojisini bozuyorum. Çünkü sorgulamam kesinlikle. Lazım. Belki bir gün işime lazım olabilir, bilemezsin ki. Ya kısaca bir dengeli besleneceğiz. Aynen öyle. Her diyetisyenden, besinden aldığımız. Uzman bir diyetisyenden yardım alacağız. Yani ben... Sonra yarım kalmasın arkadaşımızın sözleri. Ne yapmamız gerektiğini yazalım bir kenara diye. Bu arada mikrofonu bıraktım, özür dilerim. Sözleri yarım kalmasın diye ben o yüzden toparlamak istedim. Hakkınızı verdim. Yani bir dikkatli besleniyoruz. Diyetisyene gidiyoruz diplomalı bir arkadaşın yanına. Aynen öyle. Yani insanlara ben gel sana kilo verdireyim diyen herkese güven soruyoruz, sen kimsin, diploman var mı, işte ne eğitimi alıyorsun, senin geçmişin ne, aslında bu önemli yani, neyin eğitimini aldın, yani bu önemli. Onun dışında da evet işte belki çok uç bir şey söyleniyor bize kilo verme. O noktada da kendi mantığımızı devreye sokuyoruz. Yani bu insan, atıyorum biri bize diyor ki sadece kabak ye. 10 gün boyunca sadece kabak ye. O noktada bir düşünüyoruz yani, 10 gün boyunca sadece kabak yemek mantıklı mı? Hani sonuçta hepimizin de bir bilgisi i̇şte var, bir geçmişi var. Sayıflayan insanlarda çok sorgulayamıyorsun. Sürü psikolojisi denen bir şey var şimdi. Onu kabul etmek aslında lazım. İşte onun da geleceğine bakmak gerekiyor. Diyelim ki o insan vardı. Bakalım sonrasında olmuş ya da bakalım onunla ilgili bir hastalık yaşıyor ya mu, yaşamıyor biz, mu? Biz bunu burada konuşuyoruz ama işin realitesi yine bizim dediğimiz gibi olmayacak. Yani bir kere bunu kabul etmek lazım. Kolay ama en azından şeyler. Şunu önerebiliriz. Yani ne yapmalılar? Biz en azından izleyicilerimize şu öneride bulunalım. Hani kilo vermek istiyorsanız yapmanız gereken şey nedir? Bunları bir anlatalım. Zaten kaç dakikamız kalmış? Bir 12-13 dakikamız kalmış. Yine geçti bugün ya. Anlamadık nasıl geçtiğini. Bu noktada önerileri alırsak tabii. Araştırsınlar. Aslında tabii en ki. Önemli önce şey bir irdeleyelim. İmkanımız varsa diyetisyen desteği alalım. Onun için sıvı tüketimine dikkat edelim. Çünkü sıvı en temel şeylerden biri. Hareketli olalım çünkü çalıştıkça vücudumuz aslında verim alabiliriz. Onun dışında proteini, et gruplarını ihmal etmeyelim. Kilo verilemiyorsa da mutlaka bir uzmana da gitmek kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle, bu da çok önemli. Diyelim ki doğru şekilde beslendiğinize inanıyorsunuz ama bir verim alamıyorsunuz. O noktada da bir gidelim baktıralım kan değerlerimize, bir gidelim soralım, bir dahiliyeye İnsülin, gidelim, endokrinolojiye gidelim. Onun dışında belki de guatr vardır. Guatr'dan dolayı metabolizmanız yavaşlıyordur. Sadece diyetisyenle hani şey de değil yani. Diyetisyenle de olmuyor. Doğru beslenme tamam okey ama eğer kilo veremiyorsanız orada bir insülin direnciniz bir kere zaten olabilir. Bence bir diyete başlamadan önce bir dahiliyeye, bir endokrinolojiye görünmek gerekiyor. Bir baktıralım, bir hani uygun muyum şu an, hani bu diyete hazır mıyım, uygun muyum, acaba neden kilo aldım, neden veremiyorum, hani doktorlarla diyetisyenlerin işbirliği içinde çalışması çok önemli. Doktorumuza da kesinlikle danışacağız. Bakalım kan değerlerimiz ne alemde yani. O da çok çok önemli. Bakalım verim alabilecek miyiz? Çünkü her diyet herkeste de verime neden olmuyor ne yazık ki yani.
İşte o yüzden hani bu şeyde de çok fazla karşılaşıyoruz. Spora gidiyor, diyet yapıyor. O kadar çok çaba sarf ediyor ve kilo veremiyor. Sonrasında guatrla ilgili bir problem çıkıyor. Zaten guatr metabolizmayı otomatikman yavaşlattığı için kilo alamıyorsun. Metabolizma yavaş çalıştığı için de sen sporuna da diyetine de aç kalmaya da devam etsen kilo veremiyorsun. Bir diğer hususta işte herkes farklı. Abartmayalım. Yani hiçbir şey abartmayalım. Çok aç kalmayalım. Ya da çok fazla haftada 7 gün işte 2 saat spora gitmeyelim. Yani her şeyin bir dengesi, bir güzeli, bir doğrusu var. Spor yani. İyi geliyor. Ben her gün gidiyordum. 7 gün çok yani o çok iyi geliyor. Bir kere bana göre spor antidepresan. Spor güzel bir şey ama her şeyin fazlası zarar neticede. Yani 7 gün 2 saat spora gitmek aslında o işte 3 saat spora bu gitmek. Bu konuda katılamayacağım ben. Çünkü benim için çok iyi bir antidepresan. Aslında arkadaşımız şuraya dikkat çekti. Eğer bir milli sporcu işte bir atlet falan değilse bir insan sahiden de 7 gün üst üste spor ama yapması. Ama stresli iş işte yapan insanlar için ihtiyaç. Burada da yürüyüş yapabilir 1 saat falan. Yani kendini hırpalayan bir sporu da yani yok belli canım, bir yaştan sonra kabul edebiliyorsun. Ondan sonra kardiyo yapıyorsun yani illa yüklenmiyorsun. Psikolojik bir şeymiş tabii ki yani. Tabii. O başka çünkü bir örnek ama mesela rahatlamasının fark antidepresan kullanmak yerine bence spora gitsin insanlar. Muhakkak. Yani mümkün ama çünkü antidepresanla insan biraz daha asosyal oluyor. Biraz daha kapatıyorsun kendini. Şimdi kas yapısıyla alakalı. Mesela 40 yaş üzerinde ki insanların hepimizin bu böyle. İşte merdiven çıkmayı şey yaparlar. İyi bir şey derler. Ama iskelet sistemine de zarar veriyor. Ya da kalple ilgili bir problemin varsa yani riskli. Yani şöyle bir genelleme yapmak istemiştim ben sadece. 7 gün 2 saat ya da işte çok fazla spor yapınca aslında bunu kilo vermiyor. Mesela siz rahatlamak için yapıyormuşsunuz. Bu başka bir örnek ama bunu sadece kilo vermek için yapıyorsak onun sonradan ne? O abartılının geri dönüşü yaptım. Oluyor. Zayıflayacağım diye ben bir baktım şişmeye başlamışım. Yani, ne oldu sana dediler. O doğru. Mesela o dengeyi yani, kurmak aynen. Gerekiyor ama ben bilmiyorum. Sporu sonradan başladım. Ara vermiştim. Bana çok iyi bir antidepresan oldu. Yüzmek örneğin çok faydalı. Tabii. Yürümek. Ya diyorlar ki işte eforlu yürüyeceksin. Ya kardeşim ben eforlu yürümüyorum. Yani kardiyo. Nerede yürüyeceksin ki? Ya kardiyo yapman gerekiyor. Hani eforlu. Ya ben yarın yarışmaya katılmayacağım. Ben yaşıma göre spor yapmalıyım. Tabii. Eğer kesinlikle bak o da çok önemli. Kalbimi evet. Yorarsam aniden bir kalp krizi Allah göstermesin ki muhtemeldir belli bir yaştan sonra. Ben keyif alarak yürüyorum mesela yürüdüğüm zaman. Eşofmanlarımı giyiyorum. Mesela 3 kilometre ileride bir kafe var. Orada bir çay molası veriyorum kendime. Bir bardak çay içiyorum. Oradan çıkıyorum bir 3 kilometre daha yürüyorum. Elimde adım ölçer var. Ondan sonra bakıyorum işte 15. Mesela kaç adımı öneriyorsun? 6000 adım minimal iyidir. 15 dakika değil mi? Yok ya, yaklaşık 60 dakika. 6000 yok adım. Ya. Tabii. Ben yürüyorum mesela var benim telefonda. 15 dakika 6000 adım. Atamazsın 15 dakikada 6000 adımı. Hızlı koşuyorsun o zaman. Ben çok tempolu gidiyorum. Koşuyorsan atarsın yani. Yok yani çok olabilir. Hızlı yürüyorum mesela 6000. Çok. 15 dakika hatta az dedim. 10.000 dakikaya falan çıkıyorum. O da ortalama 20-25 dakikaya tekabül ediyor. Allah Allah. Bir saatten önce verme benim değerler elimdeki cihazım bilmiyorum. Allah Allah. Hızla da bağlı adım oluyor tabii atabildiğiniz. Hızlı ölçüyor olabilir. Hani evin içerisinde sadece 300 adım attığını yani telefon üzerinde onu sayıyor çünkü adım ölçer. Evet var. Yani 300 adım. O ya dışarı çıkıyorsan aslında. 10.000 adım sağlıklı bir hadise. Ben bunu ille de performanslı yapmak zorunda bırakmıyorum. Belli bir yaş üzerindeki evet, arkadaşlarım yaş için. Aynen öyle. Gençler atıyorum adam sporcudur, voleybolcudur, futbolcudur. Benim kızımla birlikte yürüyoruz da kızım bana yetişemedi. Kızım hayırdır dedim bu kadar hantal. Yeni yetişen nesil çok hantal. Bak ben sana söyleyeyim biz daha çok hareketliyiz. Hantallıktan ziyade şey tembeller. İşte hantallık tembel. Ağırlık getiriyor tembel. Yürümeye üşeniyorlar. Yerinden kalkmaya üşeniyor. Şuradan bir çay ver falan bu espriyle konuş. Aynen ama doğru. Ben yeğenim Mert'e takılıyorum. Liseyi yeni bitirdi. Şu an hemşire çıktı erkek. Bakıyorum çorabı orada falan duruyor. Ya diyorum Mert bir de hayalleri var Mert'in. Şunu yapacağım dayı bunu yapacağım diyorum ki çok İşte sadece yapacağım jack-jack'larla gidiyorsa şimdi olmuyor. Geçtiğimiz yıl spor aletlerini aldı, halteri falan. O yapacak diyor. Annesine zorla aldırdı. Onun odasında duruyor. Biz beraber yaşıyoruz kardeşim, yeğenim ve ben İstanbul'da.
Aletler alınmış duruyor orada. Geldim. Senin işine yarar. Mert bir ay çalıştı çalışmadı. Aletlerle ben kan kardeş oldum. Ellerim içine bakar mısın? Ama işte heves. Yani heves. Yazar elinden ziyade demirci ustası gibi oldu. Yo, benimki de öyle. Mert hiç ilgilenmiyor. Yeni nesildeki tembellik biraz bu. Evet, biraz daha onların galiba olması, tüketici olması, her alanda tüketici olmalarına sebebiyet veriyor. Son 7 dakikamız mı? Yine nasıl geçti habersiz? Bu üzerim saatler. 5 mi kaldı? Nasıl yani? Hadi canım. Jenerikle falan öyledir herhalde. Ya kaldı. Vallahi bugünkü programın sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Kısaca konuklarıma teşekkür edeceğim ama son cümleleri alalım. Yiyelim, içelim ama yettiği kadar, gerektiği kadar abartmadan diyorum ben. Abartmayın. Çünkü bizde kontrol yok. İnşallah diyorum ki kilo problemlerimizi hani yazın işte çok iyi bir sektördür o. Kışın yersiniz yazın sizi ne kadar kolay zayıflatacak alanlarda ne tür ürünler çıkıyor. Onu yapmak yerine 12 ay boyunca düzenli beslenmek zayıflamanın daha kolaylaşmış hali. Albümün çıkacak herhalde bir ay sonra. Çok yakında herhalde Türkler Geliyor diye bir albüm olacak. Albümden sonra tekrar bekliyorum. İnşallah, onu söyleyeyim. İnşallah. Albüm bitti şu an. Ati Müzik'te işlemler yapılıyor. Kültür İşte Bakanlığı onun belgeleri. Çıkması 1-2 ay sürer ama tekrar yok, albümden sonra. Ayın sonunda geliriz inşallah. Yani ay biter öbür ay gelirim. Önümüzdeki ay yeni albümle de Murat'ı bekliyoruz. İnşallah. Ben her iki konuğuma da teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu arada elinize konuza yüreğinize sağlık. Sevgili izleyiciler, yarın yine haftanın son günü magazin dedikodularımız olacak. Bakalım kimleri çekiştireceğiz yarın. Yine saatler 14'ü gösterdiğinde TV 52 ekranlarında görüşmek üzere. Gülmekten, sevmekten, dua etmekten ve kendinize inanmaktan asla vazgeçmiyorsunuz. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar. Şarkı. Peki. Kalmışım anne, gün çoktan küsmüş yüzüme. Nicedir özlemişim de söyleyememişim anne. Yani yaşarken ölmüşüm, karı beyaz olmuşum, duvar gibi suvalarını dökmüş, bir gecede 1000 yıl yaşlanmış. Ölmüşüm anne, ölmüş. Sana kim git dedi, bana sordun mu? Bu ne acelecilik anne? Kimden kaçtın böyle? Yoksa ben çile miydim, dert miydim şu kısacık ömrünü? Elimde değil anne. Bak kırıyorum bütün oyuncaklarımı. Ağaçtan arabamı, bilyelerimi, sapanımı. Sonra bana bıraktığın bütün tebessümleri dudaklarımdan siliyorum. İnandığım her şeyi sen ki ömrüme yar, arkama dağ, sırtıma kardeştin. Nice hainliktir ki bu. Yıkılmış, yıkmışlar. Kim yapmış, kim kar yağdırmış dağlarıma? Erken gelen şu ölüme kim arka çıkmış? Kim ömrümü, can özümü, anamı, canımı, cananımı, asıl gerçeğimi, bal sözüm elimden almış. Kim, ay anne, kim? Söylesene. Elimde değil. Şimdi sen gidiyorsun. Dilim lal, özüm kan. Kaldım anne. Görmüyor musun ey anne? Çaresizliğim ciğerime oturmuş. Sesim kabrinde, parmaklarım mezar taşında, gövdem toprağında ve oğlum sende kalmış. Ölmüşüm ayan, ölmüş. Gidiyorum buralardan, türkümü sana bıraktım. Dönüşsüz yollardayım.
Ben gidiyorum. Sen kal sevdim söyle. Gidip de dönmemek var. Anneme söyle. Türkümüz dağlar.